Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu. Rüzgarda Gül Yaprakları 1. Bölüm. Yazan Wesley Andrews, uygulayan Nuran Devrest, yöneten Ergin Orbey, efekt Metin Macun, teknik yapım İsmail Hemikli, Aygün Gökçen. Oynayan sanatçılar Amanda Macide Tanır, Kathy Olca Poyraz, Corin Güven Çulhaoğlu, Chris Köksal Engür, Kerry Elif Baktır, Polis Orhan Aral. Bu kadar hazırlık. Ne oluyor böyle? Bütçenize göre davranmayı bir türlü öğrenemediniz. Ama büyük anne, babamın doğum günü bugün. Akşam eve geldiğinde kendisi için hazırlanmış güzel bir sofra, kocaman bir pasta ve hediyelerle karşılanmak çok hoşuna gidecektir. Değil mi anne? Haklısın canım. Sofra hazır, pasta da öyle. Gelelim armağanlara. Ben babanız için küçük bir ipek mendil diktim. Pamuklu mendil nesine yetmez onun? Büyük anne, babama karşı hep haksızlık edersin. Ama hiç olmazsa onun doğum gününde bundan vazgeç. Gerçekten anne, sırası değil şimdi. Ben babam için Uyuyan Güzel Balesi'nden bir sahne seçtim. Onun için dans edeceğim. 2 haftadır bale derslerinde hep bu dansı çalıştım. Öğretmenim çok iyi olduğumu söylüyor. Babam buna bayılacak Kedi. Hep senin günün birinde çok ünlü bir balerin olacağına inanır. Chris, sen ne yapmayı düşünüyorsun canım? Ben de gitarımla O Suzanne adlı parçayı çalacağım ona. Çok iyi. Kerry, ya sen şekerim? Ben kucağına çıkıp babamın yanağına kocaman bir öpücük konduracağım. Aman neyi. Baban için en değerli armağan da bu olacaktır. Ama ablamla abim kadar büyüdüğüm zaman ona çok daha güzel armağanlar vereceğim. Büyük anne, sen babama hiçbir şey vermeyecek misin? Sahi büyük anne, onu sevmesen de doğum günü için bir şey hazırlaman gerekmez mi? Tabii hazırladım, fare zehri. Aman anne, hiç de komik değil. Hadi çocuklar, siz şimdi yıkanıp temiz bir şeyler giyinin. Babanız eve geldiğinde hepinizin özenle hazırlandığını görsün. Tamam anne. Gel bakalım Kerry, önce seni yıkayalım. Anne, çocuklara düşmanlık aşılamaktan ne zaman vazgeçeceksin? Kızımın bu kadar aptal olacağına inanmak istemiyorum. Steven çok iyi bir insan. Bana ve çocuklarına düşkün. Sana bile iyi davranıyor. Gösterdiğin bütün düşmanlığa rağmen. Tamam, mecbur buna. Bizi nelerden yoksun bıraktığını gayet iyi biliyorum. Seni üstelik beni... Anne, aradan yıllar geçti, unut artık. Hayır, hiçbir zaman. Ömrümün sonuna kadar böyle düşüneceğim. Ne seni ne onu bağışlayacağım. Çocukları da. Onların ne günahı var? Onlar olmasaydı belki baba evine dönerdin. O güzelim, o güzelim büyük, zengin evimize. Of, Corin... Hatırlasana, ne güzel bir evimiz vardı. Evet, gerçekten çok güzeldi. O bahçe güllerle bezeli beyaz kamerya. Güzelliğin dillere destandı. Foxworth Malikanesi'nin güzel kızı Corin. Zengin soylu delikanlılar seninle evlenmeyi düşünürken tutup 5 parasız bir öğrenciye gönül verdin. Üstelik hamile kaldın. Çocukluk işte. Steven daha ilk görüşte aklımı başımdan almıştı. Babanın öfkeden çıldırdığını bugün gibi hatırlıyorum. Evet. Ya onu bir daha görmeyeceksin ya da buradan çekip gideceksin diye bağırmıştı. Steven'a tutkundum. Chris'e de hamile. Onunla evlendiğin gün seni evlatlıktan reddetmişti. Bir daha seninle ilgili hiçbir şey duymak istemiyordu. Bense mutluydum. Baban öldüğünde tüm miras bana kalacaktı. O zaman seni çocuklarını eve çağırıp yeniden o güzel hayata dönmeni sağlayacaktı. Chris'i beklerken ne kadar hastalanmıştım. Öleceğimi sanıyordum. Paramız da yoktu. Sana yazıp gelmen için yakarmıştım. Corin, sen benim biricik kızımdın. Çok büyük bir hata yapmış olsam bile gelmemezlik edemezdim. Ve işte o zaman baban, eğer gidersen bir daha buraya ayak basamazsın diye tehdit etmişti beni.
mirastan yoksun bırakacağını söylemişti. Ona inanmamıştım. Ne budalalık. Oysa dediğini yapan bir insandı o. Böylece senin Steven'ın bu parasız, bu sıkıntılı hayatınızı paylaşmaktan başka seçeneğim kalmadı. Neden seni çağırdım sanki? Neden her şeye tek başıma dayanmaya çalışmadım? Babanın ölümünü duyduğumda içimde hala ufacık bir umut kırıntısı vardı. Belki bizi bağışlamıştır. Belki bize de bir pay ayırmıştır diyordum. Ama hayır. Tehditleri kuru sıkı değildi. Kinini unutmamıştı. Her şeyi hayır kurumlarına bırakmıştı. Hepimize acıyorum anne. Kendime, her şeyin sorumlusu olarak gördüğümüz çocuklara, ailesini geçindirmek için eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Steven'a. Ama en çok sana acıyorum anne. Çünkü hepimizin iyi kötü bir tesellimiz var. Ama senin sarılabileceğin hiçbir şey yok. Seni o kadar alışkın olduğun o görkemli hayattan almaya, kendi sefaletimize ortak etmeye hakkım yoktu. Of Corinne, of. Büyük bir hata yaptın. Kendini de beni de mahvettin. Evet, evet biliyorum ama binlerce kez konuştuk bunu anne. Her şey bitti artık. Geriye dönemeyiz ki. Keşke dönebilsek. Of Corinne, acaba o güzel köşkümüzü bir daha görebilecek miyim? Orayı bir kez daha görmeden ölmek istemiyorum. Anne lütfen. Hem dinle beni. Büsbütün de şanssız biri sayılmam. Steven beni seviyor. Her şeye rağmen ben de onu. Çocuklar da babalarına tapıyor. Belki durmadan eski günleri, yapılan hataları tekrarlamazsak mutlu bir aile sayılabiliriz. Bak Corinne, kendini aldatma. Artık Steven'ı sevmiyorsun sen. Ama böyle düşünmek istiyorsun. Çünkü o sevgiden başka sarılabileceğin hiçbir şey hayır, yok. Hayır eminim. Hayır Corinne yok. Peki kendini yaşadığın şu hayata layık buluyor musun sen? Steven olmasaydı bugün zengin, bugün saygı duyulan birinin karısıydın. Hizmetçiler etrafında dönüyordu. Evine terzilerin, şapkacıların biri gidip biri geliyordu. Yazlarını Avrupa'da geçirecektin. İstersen özel yatınla yapardın bu yolculuklarını. Güvertede şezlonga uzanır, Fransız şampanyanı yudumlardın. Anne yeter artık, bunları düşünmek istemiyorum. Güzelliğini tamamlayan mücevherlerinle balolarda göz kamaştırırdın. Senin gibi bir güzele yakutlar, pırlantalar yakışırdı. Neyin var sanki senin, söylesene bana. Parmağındaki şu altın halkadan başka neyin var? Hani ipek tuvaletlerin, hani şifon elbiselerin? Şu önündeki yırtık basma önlüğe bak bir kez. İş yapmaktan kızarıp şişen şu ellerinin haline bak. Kendi kendini mahkum ettin şu eve bir bak bir. Anne, birazdan anne, kocan olur. Gelecek. İşte uğruna her şeyini yitirdiğin kocan. Anne ne olur. Gıdasızlıktan sıskalaşmış, iki büklüm olmuş kocan. Fazla çalışmaktan daha bu yaşta ihtiyar bir adama dönmüş kocan. Solgun, neşesiz, pısırık bir adam. Eski püskü ceketi kolunun altındaki yıpranmış çantasıyla birazdan içeri girecek. Steven, büyük aşkının kahramanı. Vay, ne kahraman ama. Bizim için çok çalışıyor, çocuklar için. Artık onu sevmiyorsun ama acıyorsun ona. Bunu ikimiz de biliyoruz. Zavallı Steven. Ya, evet zavallı Steven. Ağla kızım, ağla tabii. Ama artık çok geç. O görkemli geçmişi bir daha geri getiremezsin. Otur ağla. Mavi kurdeleler saçımda iyi duruyor mu? Çok güzel oldun Kitty. Babam bayılacak. Kitty, sen gerçekten prenses misin? Yok canım. Bu da nereden çıktı? Öyleyse babam niye sana prensesim diyor? Çünkü babam Kitty'yi çok güzel buluyor Carrie. Beni bulmuyor mu? Sen daha küçüksün. Büyüyünce sana da öyle diyeceğinden eminim. Saat 8 olmuş. Babamın çoktan gelmesi gerekmez miydi? Haklısın. Hiçbir vakit 6'dan daha geç kalmazdı. Belki o da bize bir sürpriz hazırlıyordur. Yok canım, bizim değil, onun doğum günü. Acaba bir yere mi uğradı dersin? Aklıma ne geliyor biliyor musun Kitty? Büyük annem babama o kadar kötü davranıyor ki, babam bir gün eve gelmekten vazgeçecek, buradan çekip gidecek diye korkuyorum. Hadi Chris, babam öyle bir şey yapmaz. Bizi o kadar seviyor ki. Haklısın, büyük annem onu hayatından bezdirse de babam bizi bırakmaz. Büyük annem çok haksızlık ediyor. Babam ne yapsa onu memnun edemiyor. Geçen yıl büyük anneme gümüş bir broş armağan ettiğinde nasıl burun kıvırıp ben böyle tenekeler kullanmam dediğini hatırlıyor musun? Evet. Doğrusunu istersen büyük annemin bizi sevdiğini de pek sanmıyorum. Boyuna onu güzel, görkemli hayatından koparan varlıklar olarak görür bizi. Neden sanki annem bu işe bir son vermiyor? Eğer bizleri sevmiyorsa gidip başka bir yerde oturmasını söyleyebilir pekala. Deli misin? Annem büyük annemin karşısında hep bir suçlu durumunda. Boyuna kendini bağışlatmak istiyor sanki. Babam geldi.
Her zaman kapıyı anahtarıyla açmaz mı? Babamı bekliyorduk da. Çocuklar, burası Steven Dolan'ın evi mi? Evet efendim, biz de çocuklarıyız. Bir şey mi var? Anneniz evdeyse onunla görüşmek ister. Tabii, hemen çağırayım. Anne, anne. Bakar mısın, bir polis memuru seninle görüşmek istiyor. Evet. Ne var, ne olmuş? Polis mi? Ya bu hiç de hayırlı bir haber değil. Allah verir de Steven bir suç falan işlememiş olsa. Bayan Dolan, sizinle yalnız konuşmak istiyorum. Çocuklar, içeri girin. Ama anne, biz mi? İçeri girin dedim. Hadi Chris, kardeşlerini de al ve içeri götür. Pekala. Bayan Dol, bir trafik kazası oldu da. Evet. Bir araba karşıdan karşıya geçmekte olan eşinize çarptı. Hüviyetini ve adresini cebinde bulduk. Yarası ağır mı? Nerede şimdi? Kendisi hemen hastaneye kaldırıldı ama çok üzgünüm efendim. Eşiniz biraz önce öldü. Stefan. Chris, sen misin? Evet anne. Gel Chris, konuşmamız gerek. Anne, hasta mısın yoksa? Hiç iyi görünmüyorsun. Trikotaj fabrikasında günde 10 saat çalışan biri nasıl iyi görünür? Otur şuraya Chris. Dinle beni oğlum. Çok üzüleceksin biliyorum ama artık okula devam etmen imkansız. Nasıl? Ama anne, nasıl ben babanın ölümünden sonra bir işe girmeye mecbur olduysam, sen de okulu bırakmaya ve çalışmaya mecbursun oğlum. Başka çaremiz yok. Fabrikada genç eleman arıyorlar. Yarın sabah benimle gelir başvurursun. Ben daha genç değilim ki. Hem ben doktor olmak istiyorum. Dünyada her şeyden çok istiyorum bunu. Saçmalama. Bunun için paramız yok. Aç kalmaktan söz ediyoruz Chris. Dinle. Baban öleli 8 ay oldu. Bu kadar zaman benim aldığım maaşa babanın sigortasından geleni ekleyerek, bir de büyük annenin elinde kalan son yüzüğü satarak idare ettik. Ama artık bitti. Benim aldığım gülünç para hepimizin boğazına ve ev kirasına yetmiyor. Senin ve Kathy'nin de çalışması gerek. Kathy? O da mı çalışacak? Oh anne. Aç kalmak istemiyorsak o da çalışacak. Zavallı Kathy. Balerin olmayı ne kadar istiyordu? Bu düşten vazgeçmesini gerektiğini ona daha babanızın ölümünün ertesi günü söyledim. Bale dersi için para ayırmamız mümkün değildi. Aslında bizim durumumuzdaki insanlar için başından beri çılgınlıktı ama babanız o kadar ısrar etmiştik. Babam hep bizim istediğimiz şeyleri sağlamaya çalışırdı. Bunun çok yanlış olduğunu şimdi anlıyorum. Sizi buna alıştırmamalıydı. Anne! Chris! Gel Kathy. Abinle konuşuyoruz. Senin de bulunman iyi olur. Ne var? Bir şey mi oldu? Annem, ikimizin de iş bulup çalışmak zorunda olduğumuzu yoksa söylüyor. Sokakta kalacağız Kathy. Sokakta ve aç. Sadece bale derslerini değil, okulu tamamen bırakman gerekiyormuş. Oh. Peki. Okulu bırakırım. Ama baleye devam ederim. Sadece akşam üzerleri nasılsa. Böyle bir fanteziye ayıracak paramız yok. Biraz anlayışlı olun. Sen hiçbir şeyin farkında değilsin ki anne. Bale dersleri için 2 ayda bir para ödemiyor muyduk? Evet. Peki babamı kaybettiğimizden bu yana geçen 8 ay içinde bir kerecik olsun para ödedik mi? Hiç gelip de senden bunun için para istedin mi? Oh, evet, doğrusu bu aklıma hiç gelmemişti. Öğretmenime durumu daha o zaman anlatmıştım. Ama çok yetenekli olduğum için bana parasız olarak derslere devam edebileceğimi söylemişti. Madame Misha ilerisi için büyük bir gelecek vaat ettiğime inanıyor. Gelecekle uğraşamayız. Bugünü düşünmek zorundayız. Ama para ödemeyecek olduktan sonra niye derslere girmeyeyim? Profesyonel balerin olduğum zaman iyi para kazanacağım. O zaman hepinize bakabilirim. Vazgeç, vazgeç kardeşim. Artık düşlerden kopmanın zamanı geldi. Ne ben doktor ne de sen balerin olacaksın. Büyük annem bu son durumu öğrenince çok memnun olur herhalde. Bir türlü anlayamadığım nedenlerden dolayı bize duyduğu hoşnutsuzluğun iyice tadını çıkarır artık. Büyük annen her şeyini sizlerin ve benim yüzümden terk etmek zorunda kalmış bir kadındır Chris. Oo, benden söz ediyorsunuz sanırım. Kathy ile ikimiz okulu bırakıyoruz büyük anne. Artık çalışıp biz de bu eve para getireceğiz. Öyle ya, bizler zengin bir adamın değil, Steven Dolan çocuklarıyız. Ha şunu bileydiniz. Kazandığı paranın azlığına rağmen yine de bizim için elinden geleni yapmayı başaran bir adamdı ama. O
kadar yorgunum ki kızamıyorum bile. Bu kadar saat çalışmak bitiriyor beni. Corin, dinle beni. Eğer aklımızı kullanırsak bir daha çalışmayacaksın. Oturup hanımefendi gibi yaşayacaksın. Anne, neden söz ediyorsun sen? Sadece aklını kullanman gerek, o kadar. Bana inan Corin. Senin için her zaman en iyisini istediğimi bilirsin. Ne zamandır senin bir tuhaflığın var. Benden bir şeyler gizler gibi. Her şeyi planlamadan önce açıklamak istemedim. Corin, yakında bu kümes gibi evden kurtulacağız. Kurtulacak ve eski evimize döneceğiz. Köşkümüze, bahçemize. Düşün Corin, düşün bir. Bana inan kızım, bana inan. Anne, neden söz ediyorsun? Buna imkan yok. Budala olmadığımı çok iyi bilirsin. İyi dinle şimdi beni. Birkaç kez el değiştirdikten sonra eski köşkümüz yakınlarda yeniden satılmış. Yaşlı, hasta, kimsesiz bir adama satılmış. Ama zengin bir adam. Çok zengin. Ona mektup yazıp bizi misafir etmesi için yalvaracak mıyız yani? Saçmalama. Sordum soruşturdum. Kendisine bakan iki hizmetçiden başka kimsesi yokmuş. Ve de evlenmek istiyormuş. Aslında hizmetçilerin kendisini soyup soğana çevirdikten sonra kaçmalarından korkuyordu. Hatta adamcağızı öldürebilirler bile. Peki ama sanki karısı bunu yapamaz mı? Niye yapsın? Adamcağız ölünceye kadar hizmetkarlar hep hizmetkar olarak kalır. Karısı ise evlendiğinden itibaren paraya kavuşacak. Adam bir can yoldaşı istiyor. Müşfik, iyi bir kadın istiyor. Kendisine hiçbir hizmetçinin bakamayacağı gibi bakacak, son yıllarını mutlu geçirmesini sağlayacak birini istiyor. Ama tek şartı çocuksuz olması. Çünkü çocuklar bu gibi durumlarda bambaşka fikirlere kapılabilirler. Desene, tam 3 çocuğum olduğuna göre benim şansım yok. Of Corin, şaka etmiyorum. Bu bizim için son fırsat. Bu güzelliğinle adamın başını döndüreceğine eminim, sana bayılacak. Anne, onu tanımıyoruz bile. Herhalde gidip de kendisiyle evlenmeye talip olduğumu söyleyecek değilim. Tabii değilsin. Sen her şeyi bana bırak. Oh Corin, son günlerde geceler boyu hep bunu düşündüm. Hep plan yaptım. Tutar Roxford malikanesine gideriz. Buranın eski sahipleri olduğumuzu söyleriz. Evimizi yeniden şöyle bir görebilmek için beyefendiden izin isteriz. Adı Francine West. Bizi iyi karşılayacağından eminim. Sonra da kendisine biraz ilgi, biraz şefkat gösterirsin. Ne bileyim, seninle evlenme fikrini aklına sokarsın işte. İşte o kadar kolay olacağını sanmıyorum. Senin gibi böyle bu kadar güzel bir kadın için çocuk oyuncağı bu Corin. Ya çocuklar? Adam çocuksuz bir kadınla evlenmeyi istiyormuş. Of Corin, onların varlığından haberdar olması gerekmez. Nasıl yapacağız bu işi? Herhalde 3 çocuğumu terk edecek değilim. Evet, Chris ile Kathy epey büyüdüler ama Carrie biraz daha... Anne, hiçbirini bırakamam. Hem nereye, kimin yanına bırakabiliriz? Bak kızım, eğer düşündüğüm gibi olur da Francine West ile evlenirsen... Çocuklara bir süre saklarız. Nerede? Nerede olacak? Tavan arasında. Olmayacak bir şey. Corinciğim, hepimizi kurtarmaya çalışıyorum ben. Yalnız kendimi, seni değil çocukları da. Adamın bir ayağı zaten çukurda. Birkaç aya kadar ölür herhalde. Ne bileyim ben, çocukların birkaç ay için tavan arasında kalmalarının ne zararı var? Roxford malikanesini düşün. Düşün bir, hatırla. Yukarıda kocaman bir oda vardır. Küçük bir de banyo ile upuzun bir koridor, hatırladın mı? Orayı gizlice yerleştiririz. Sevimli bir hale getiririz. Hatırlıyorsun değil mi? Emektar hizmetçimiz Louis orada kalırdı. Hiç de o kadar kötü bir yer değildir. Peki yukarının hazırlanmasını ve 3 çocuğun çıkaracağı sesleri, gürültüleri Francine West nasıl duymaz? Geceleri onu uyuttuktan sonra yaparız bu işi. Ya da ne bileyim ben, sen onu tekerlekli arabasıyla bahçede gezdirirken. Sonra da çocuklara sessiz olmalarını tembih ederiz tabii. Hem 3 katlı bir malikanede çatı katında kalanların sesi hiçbir zaman aşağıdan duyulmaz. Francine üniversite sadece alt katı kullanıyormuş. Ya zaten hizmetçiler? 2 kişi olduklarını söylemiştin. Evet tabii, onları uzaklaştırmak şart. O koskoca evin bütün işini ikimiz yapamayız ki. Canım, aslında yaparız ama bir yardımcımız olması tabii çok daha iyi. Eski hizmetçimiz Louis'in nerede yaşadığını biliyorum ben. O beni çok sever. Gidip onunla görüşürüm. Ama yakındaki köşklerde oturanlar bizi tanıyabilirler. Hayır efendim, bizi tanıyamazlar. Ben en çok bunun üzerinde durdum. Roxford malikanesi biliyorsun ıssız bir yerde. En yakın köşkler Sarah'larınki ile Trot köşkleri. Her ikisi de en azından 1 kilometre uzaklıkta.
Üstelik de el değiştirmiş. Yeni sahiplerini tanımıyoruz. Oh ne fantazi. Bunun gerçekleşeceğine inanıyor musun? Evet Corinne, inanıyorum. Eğer ömrümüzün sonuna kadar sürünmek istemiyorsak, olmayacak bir şey gibi gelen bu fantaziyi gerçekleştirmek zorundayız. Frans'ın öldü mü çocuklar da istedikleri her şeye kavuşurlar. Chris doktor olur, Kathy de balerin. Konuyu kendilerine açtığımızda deli olduğumuza hükmedeceklerdi. Sen o işi bana bırak, ben halledeceğim. Oh, yok canım, olacak şey değil bu büyük anne. Demek bizi tavan arasına kilitleyeceksiniz. Hayır, hayır. Neden anlamak istemiyorsunuz? Bu bizim son şansımız. Rahat, sevimli bir odada üçünüz beraber olacaksınız. Size her gün en güzel yemekleri getireceğiz. Kitap okuyabilir, sesini kısmak şartıyla müzikle dinleyebilirsiniz. Tek mahrumiyetiniz özgürlüğünüzün kısıtlanması olacak o kadar. O da en fazla birkaç hafta. Ne biliyorsun? Ya adam daha yıllarca yaşarsa? Adam hasta diyorum size. Belki birkaç hafta bile sürmez. Bana bakın çocuklar. Doğru dürüst bir yemek yemeyeli kaç ay oldu ha? Haşlanmış lahana, patates, tavuk ciğeri yemekten bıkmadınız mı daha? Şöyle nefis bir kaz kızartması istemez misiniz sofranızda? Ya da tütsülenmiş somon balığı, tatlılar, pastalar, meyveler. Bey gibi yaşayacaksınız. Sonra da istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Chris, sen doktor olmak istiyorsun. İşte sana kocaman bir fırsat. Frans'ın West'ten annene kalacak olan parayla tıp tahsilini rahatça yapabilirsin. Yoksa bu hayale veda etmen gerekecek. Evet, yoksa hemen bir işe girecek ve ömrünce bu fırsatı değerlendiremediğin için pişman olacaksın. Senin için yetersiz olan sevmediğin bir işi yapmaya mahkum olacaksın. Doktor çıkan arkadaşlarını duydukça için cız edecek. Hayattan zevk almayacaksın. Evet, doktor olabilmeyi her şeyden çok istiyorum. Sonra sen kendin yukarıda pekala saatlerce her gün bale çalışabilirsin. Sonra da en iyi bale okuluna göndeririz seni. Tüm hayallerin gerçekleşir. Madame Misha bana zaten parasız ders veriyordu. Ama işe girersen derslere katılamazsın. Sonra Madame Misha üçüncü sınıf bir öğretmen. Fransu'nun parasıyla en iyilerini tutarsın. En güzel bale pabuçlarını, kostümlerini alırsın istediğin kadar. Tek yapılacak şey birkaç hafta tavan arasında kalmaya razı olmak. Öyle mi? Evet, evet. Tabii, yeniden zengin olacağız çocuklar. Ben her şeyimden sizler için vazgeçmek zorunda kaldım. Anneniz de öyle. Bunu bana ve annenize borçlusunuz çocuklar. Ve eğer hayatınızı ziyan etmek istemiyorsanız, bunu kendinize de borçlusunuz. Oh, Bayan Malcolm. Amanda Malcolm. Hanımefendi, hanımcığım. Ya Louis, bunca zaman sonra şu bizim Louis'i bir arayayım dedim. Oh, ne güzel bir sürpriz bu. Bense artık bir daha sizi göremeyeceğimi sanıyordum. Oh hanımcığım, sizin ve Miss Corey'nin arkasından o kadar gözyaşı döktüm ki. Hep bir gün çıkıp geleceğinizi umdum. Ama beyefendi sizinle ilgili bir şey sormamı bile yasaklamıştı. Ya evet. Kızının kendisine karşı gelerek evden kaçmasını bir türlü bağışlayamadı Louis. Benim de onun yanına gitmemi. Tanrı ruhuna huzur versin. Kinci bir adamdı. Ama hanımcığım, sizi böyle sapasağlam karşımda görmek ne mutlu. Louis, aslına bakarsan sana bir şey teklif etmeye geldim. Yeniden çalışmayı düşünür müsün? Corinne'le benim yanımda. Oh sahi mi? Tabii hanımefendi, bu çok hoşuma gider. Corinne'in eşi öldü. Ah, vah zavallı, başınız sağ olsun. Yakında Corinne belki yeniden evlenecek. Adam yaşlı, hasta ama bir hayli zengin. Ve böylece biz tabii yeniden Foxworth malikanesinde oturacağız. Oh, ne güzel, ne güzel. Beyefendinin ölümünden sonra oraya alanlar beni istememişlerdi. Foxworth benim kendi evim gibiydi. Louis bak, bize yardım edeceksin. Çok sıkıntılı günler geçirdik. Hepimizin iyiliği için Corey'nin bu evliliği yapması gerek. Ama adam çocuklu kadın istemiyormuş. Corey'nin de tam 3 çocuğu var.
bunları bir süre tavan arasında gizleyeceğiz. Oh, ama bilmem ki. Dinle bak, sana hepsini anlatacağım. Bize yardım etmen gerek Louis. Ne kadar naziksiniz Mr. West. Doğrusu ya, en güzel günlerimizi geçirdiğimiz bu evi yeniden görmek, kızımı da beni de tabii bambaşka duygularla doldurdu. Bizler biraz fazla duygusal insanlarız galiba. Evlere, insanlara bağlanıyoruz işte böyle. Hanımefendi, uzun zamandır insanların bazı duygularını kaybettikleri inancını taşıyordum. Ama siz ve kızınız bana yeryüzünde hala geçmişlerine romantik duygularla bağlı insanlar olduğunu gösterdiniz. Sağlığınızın bu evin her tarafını kullanmaya imkan verecek kadar iyi olmadığını çok üzüldük. Evet Mr. West, madem ki tek bir katını kullanacaktınız, neden bu kadar büyük bir ev satın aldınız? Ben de böyle büyük bir evde doğdum ve kendimi bildim bileli hep büyük evlerde yaşadım. Sadece bir bölümünü kullansam bile başka bir yerde rahat edemeyeceğimi düşünüyorum. Alışkanlık desenize. Tabii öyle oluyor. Kızım Colin de böyle yerlerden hoşlanır. Kısa zaman önce eşini kaybetti. Ama ne yazık ki evliliği hep küçücük evlerde geçti. Oysa o Roxford malikanesi gibi bir yere alışıktı. Evet. Sizin için çok zor oldu demek ki Mrs. Ona Corin diyebilirsiniz. Evet, memnun olurum. Mr. West, ara sıra sizi ziyaret etmeme izin verir misiniz? Buraya gelince sanki yeniden genç kızlığıma dönmüş gibi oldum. Tabii, memnun olurum ama korkarım siz benden sıkılırsınız. Ne de olsa çok yaşlı ve sağlığı yerinde olmayan bir kişiyim. Aman efendim, Corin'in sizin gibi görmüş geçirmiş birinden sıkılacağını nasıl düşünebilirsiniz? Hem belki size yararı da olur ya, ne bileyim, mesela sizi bahçede gezintiye çıkarabilir. Hoşunuza giderse hatta kitap okur size. Ay sahi, çok da iyi masaj yapar. Teşekkür ederim. Bunun için bir yardımcım var. Mr. West, tabii hizmetkarlarınız var ama bunlar nihayet para için yanınızda duran kimseler. İnsana hiçbir zaman gerçek bir can yoldaşı olamazlar. Ya tabii, eğer bir eşiniz olsaydı emin olun hayatınız çok daha başka olurdu. Haklısınız. Galiba biraz fazla bencil bir insan olduğumdan bugüne kadar hiç evlenmedim. Alışkanlıklarıma, prensiplerime çok sıkı bağlıydım. Evliliğin beni bunlardan fedakarlık etmeye zorlayacağını düşündüm hep. Sizi çok iyi anlıyorum Mr. West. Tabii. Hayat arkadaşınız size bütünüyle uymayı kabul edecek biri olmalı. Belki de yaşım gereği bu konuda artık eskisi kadar sert bir tutum içinde değilim Bayan Malcolm. Doğru, çok doğru. Yıllar insanı değiştirir. Biz artık izninizi alalım. Corin birkaç hastayı ziyaret edecek de. Öyle mi? Evet. Yoksa doktor ya da hemşire misiniz? Hayır Mr. West. Ama birkaç tanıdığım biraz rahatsız şu günlerde. Kendilerini yoklamayı, elimden gelirse onları biraz rahatlatabilmeyi görev biliyorum. Kişiliğiniz hep böyle sürprizlerle mi doludur Corin? Sizi gören, hayatın tadını çıkarmaktan başka bir şey düşünmeyen genç, güzel bir hanım diye düşünürüm. Haklısınız ama ne demişler, görünüşe aldanmamalı. Evet, hoşçakalın Mr. West. Umarım yakında kendinizi daha iyi hissedersiniz. Hoşçakalın. Bu ziyaretimi hiç unutmayacağım. Tekrar gelirseniz onur verirsiniz Corin. Beni de biraz ilgi ve şefkate ihtiyacı olan o dostlarınızdan biri sayabilirsiniz. Çocuklarınız vardır herhalde değil mi? Sizin yanınızda kalmıyorlar mı yoksa? Çocuğum yok Mr. West. Maalesef. Böylesi belki de daha iyi Corin. Bence çocuklar genellikle ailelerine problem çıkaran bencil varlıklar. Güle güle. Her zaman beklerim.
saatini çok severim Prens'im. Güneşin henüz battığı, hafif bir rüzgarın çıktığı saat. Yıllar önce de akşamları bu bahçede böyle oturur, düş kurardım. Sonra da düşlerin gerçekleşti değil mi? Beyaz atlı şehzade seni alıp uzaklara götürdü. Çocukluk işte. Ne o bir şehzadeydi, ne de sarayda yaşadık. Alıştığım her türlü konfordan uzak, zor bir hayat oldu. İçten içe çoktan pişman olmuştum ama bunu kendime bile itiraftan kaçınıyordum. Neyse, seni de canını sıkmak istemem Frenson. Hem belki artık biraz dinlenmek istersin. Hı? Ben gideyim. Biraz daha kal lütfen. Annem seni çok sık ziyarete geldiğim kanısında. Galiba başkalarının da bu pek hoşlanmayacağı bir şey diye düşünüyor. İnsanları bilirsin, dedikodu etmeden duramazlar. Ne de olsa siz yalnız bir erkek, ben de yalnız bir kadın. Corin, sana bir şey soracağım. Bunu son günlerde hep düşünüyordum. Yeniden burada Foxford Malikanesi'nde yaşamak ister miydin? Ama bu mümkün değil Francis. Anneni de alarak burada yaşamak istersin değil mi? Yok, hiç uygun olmaz bu. Herkesin ne diyeceğini tahmin edebilirim. Yanlış anladın Corin. Ben sana evlenme teklifi ediyorum. Evet. Benimle evlenir misin Corin? Hayatımın şu son yıllarında yanımda olur musun? Evet canım. Perşembe öğleden sonra nikahımız kıyılacak. Belediye müdürü, hukuk danışmanlığımı yapan firmanın bir avukatı saat 3'te burada olacaklar. Evet. Ben de o gün için kendime sade bir elbise seçtim. Umarım beğenirsin. Corin, ne giyersen giy sana çok yakışacağından eminim. Öyle güzelsin ki. Ama bundan sonra kraliçe gibi giyinmeni isterim. En güzel elbiseleri alacaksın. Beğendiğin her şeyi. Sana ancak bunları verebilirim Corin. Senden bir şey istediğim yok ki Frenson. Biliyorum ama benim senden başka kimsem yok. Seni mutlu etmek istiyorum. Benim de senden başka kimsem yok. Yani annemden başka. Ha Frenson, bak canım. Bana evde istediğim değişikliği yapabileceğimi söylemiştin. Evet tabii. Ben senin bu iki hizmetkarından hoşnut değilim. Gönder onları Frenson. Ama onlar yıllardır yanımda çalışıyorlar Corin. Çok sadıktırlar. Sevgilim, belki de bunun için beni kıskanıyorlar. Kıskanıyorlar mı? Evet. Bakışlarından, hallerinden anlıyorum bunu. Oh, bu beni çok tedirgin ediyor, inan. Yok canım, üstünde durma bunun. Lütfen Frenson. Bu senden istediğim tek şey. Ama durup dururken onları nasıl savarım? Gayet kolay. Bundan böyle her işi annemle benim yapacağımı söylersin onlara. Bir miktar da para verirsin. Zaten ikisi de öyle yaşta ki memnun bile olurlar. Peki ama bu koca evin işi sizin için çok yorucu olmaz mı? Nasıl olsa sadece giriş katını kullanacağız. Sonra benim çocukluğumda burada çalışan biri vardı. Louis adlı çok iyi bir kadın. Babam ölünceye kadar yanında çalışmış. Ben de onu istiyorum. Lütfen Frenson, lütfen. Ah, pekala. Onlara söylerim. Yarın gitmelerini istiyorum Frenson. Evlendiğim günden itibaren burada Louis olmalı. Peki canım, nasıl istersen. Ben bakarım. İyi günler hanımefendi. Ben McDowell. Hukuk müşavirliğinden McDowell. Bu da firmamızın genç avukatlarından Bart Winslow. Mr. West'le randevumuz vardı efendim. Öyle mi? Buyurun, kendisi salonda. Oh, McDowell, gel. Nasılsınız Mr. West? Bana sorarsanız her zamankinden iyi görünüyorsunuz. Bakın, bu genç avukat firmamıza yeni girdi. Adı Bart Winslow. Hoş geldiniz delikanlı. Teşekkür ederim efendim. İlk günden itibaren bütün sekreterler Bart'a tutuldular. Tabii, nedenini anlamak hiç de güç değil. Çocuklar, sizi eşim Corin'le tanıştırayım. Perşembe'ye evleniyoruz. Ama onu şimdiden eşim olarak düşünüyorum. Nasılsınız hanımefendi? Tebrikler efendim. Sağ olun. Frenson, herhalde iş görüşeceksiniz. Ben içeri gireyim. Hayır canım. Burada kalmanı istiyorum. Baylar,
Sizi buraya evliliğimin mirasım üzerinde yapacağı değişiklikleri düzenlemek için çağırdım. Daha önce tüm servetimi hayır kurumlarına bırakıyordum. İki yaşlı hizmetçime de hayatlarının sonuna kadar onları geçindirebilecek bir para bırakıyordum. Eski vasiyetnamenizi okumamı ister misiniz? Hayır hayır biliyorum, artık ona gerek yok, yırtabilirsin. Şimdi dostum, hizmetkarlarımı derhal emekliye ayırmaya karar verdim. Onlara bırakacağım parayı şimdiden kendilerine bağlayabilirsiniz. Tamam. Corin tam aradığım kadın. Ne yazık ki kader onu karşıma bu kadar geç çıkardı. Güzel, hayat dolu, şefkatli ve çocuksuz. Böylece tüm ilgisine ve şefkatine sahip olacağım. O da ölümümden sonra servetimin tamamına sahip olacak. Eğer uygun görürse yeniden evlenebilir. Ama hiçbir zaman çocuk sahibi olmamak şartıyla. Çünkü uzun yıllar yoğun bir çalışma ve disiplinli bir hayat sayesinde elde ettiğim varlığımın bir başka erkekten doğacak çocuklar tarafından har vurulup harman savrulmasını istemiyorum. Servetimden yalnızca ben ve Corin yararlanacak. Onun ölümünden sonra da yine hayır kurumlarına kalacak. Hepsini yazdım Mr. West. Başka bir şey var mı? Hayır, hepsi bu kadar. Ölümünüzden sonra eşinizin harcamalarına bir kısıtlama koyacak mısınız? Hayır, hayır. Parayı istediği gibi harcayabilir. Evet. Hepsi buysa biz artık gidelim Mr. West. Perşembe günü nikaha gelirken vasiyetnameyi de kanuna uygun olarak yazıp getiririm. Tanıkların huzurunda imzalarsınız. Tamam. Saat 2'de burada olun. Tamam. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın. Ismarladık Bayan Corin. Güle güle. Evet Corin, 2 gün sonra zengin oluyorsun ve ömrünün sonuna kadar zengin kalacaksın. Memnun musun? Evet. Fakat sana bir şey olursa tek başıma kalmak düşüncesi beni korkutuyor. Eğer güvendiğin biri olursa yeniden evlenebilirsin. Fakat çok dikkatli olmanı istiyorum. Seninle paran için evlenmek isteyenler çıkabilir. Onlara karşı uyanık ol. Anlayamadığım bir şey var Fransın. Neden hiçbir zaman çocuk dünyaya getirmemem şartını koyuyorsun? Corin, ben yaşlı ve hastayım. Eğer 20 ya da 15 sene önce olsaydı benden bir çocuk dünyaya getirmeni o kadar isterdim ki. Ama benim sana veremediğim bir şeyi başkasının vermesine dayanamam. Başka birinden çocuk sahibi olmana dayanamam doğrusu. İster kıskançlık de, ister bencillik. Hem ilk evliliğinden de çocuğun olmadığına göre bu senin için kabul edilebilir bir şey. Öyle değil mi? Evet, haklısın. Şimdi beni dinleyin. Francine West gece saat 9'da yatıyor. Saat tam 10'da. 10'da. Mutfak kapısının önünde bulunun. Sakın kapıyı çalmayın. Louis sizi yavaşça içeri alacak. Ayaklarınızın ucunu basarak doğru yukarıya, çatı katına çıkacaksınız. Odası hazır. Çok seveceksiniz çocuklar. Anneniz duvarları en sevdiğiniz resimlerle süsledi. Evet, yukarı çıkmak hiç de güç olmayacak. Ama ya tekrar aşağı inmek? Aman Chris! Doktor olmak istiyorsan biraz bu şartlara dayanacaksın. Peki büyük anne, sen nerede olacaksın? Ben odanızda olurum. Anneniz tabii Fransin'in yanında olur. Bana bakın, hiçbir şekilde aşağı seslenmek, fazla gürültü etmek yok, anladınız mı? Hele sen Carrie, sakın ağlamaya falan kalkma, olur mu? Olur büyük anne. Susarsak ya da acıkırsak gece yarısı sessizce mutfağa inmemize izin var mı? Hayır, katiyen. Hiçbir tehlikeyi göze alamayız. Fransin'in uykusu kaçabilir. Aynı anda odasından çıkabilir. Ama tekerlekli sandalyeyle gezmiyor mu? Canım, çok uzun olmamak şartıyla bastonuna dayanarak biraz yürüyor. Uyandıracağımız en ufak kuşku hepimizin geleceğini tehlikeye atar. Çocuklar, bu parayı istiyoruz değil mi? Ve onu elde etmek için ne gerekiyorsa yapacağız değil mi? Evet, yavaş.
kapıyı yağlamalı Louis. Peki hanımcığım, sabah erkenden yağlarım. Burası işte o kadar kötü bir yere benzemiyor. Aslına bakarsan hiç bu kadar güzel bir odamız olmamıştı. Size söylemiştim. Bak burası senin köşen Carrie. Ne güzel bir bebek bu. Senin bebeğin. Annen dün aldı. Bundan böyle en güzel oyuncakları alacağız sana. Ama hepsiyle burada oynayacaksın, olur mu? Olur. Hı-hı. Aa, şu yatağın üstünde duran kocaman sepet ne? O bir piknik sepeti kendi. İçine yiyecek doldurup her gün size getirmek için aldım. Ne güzel. İçinde ayrı ayrı bölümleri var. Evet, sıcak yemekler için, ekmek için, meyve için. Biliyor musun kedi, burada epey şişmanlayacağız galiba. Seni bilmem ama ben her gün egzersiz ve bale çalışmaları yapacağım için hiç kilo alacağımı sanmam. Kedi, işte bak şurada pick-up var ve istediğin plaklar. Yalnız ancak duyabileceğin kadar aç lütfen. Peki büyük anne, peki. Chris, tıp kitaplarını buraya yerleştirebilirsin. Hı hı. Bunları okurken zamanın nasıl geçtiğini fark etmezsin bile. Hadi bakalım, şimdi soyunup yatın. Hadi, iyi geceler çocuklar. İyi geceler. İyi geceler, iyi geceler büyük anne. Yavaş ol Keri. Çok bağırıyorsun canım. Seni görmek hepimizin çok hoşuna gitti anne. Sabah kahvaltımızı büyük annem getirecek sanıyorum. Fransın bahçede. Birkaç dakika ortadan kaybolmamı fark etmez. Yoksa her an yanında olmamı istiyor. Nasılsınız bakalım çocuklar? Geceyi rahat geçirdiniz mi? Evet. Yatak çok rahat. Aman tanrım. Perdeleri açmışsınız. Evet, çok güzel bir gün. İyi misiniz? Dışarıdan biri görebilir. Fransın da bahçede. Başını kaldırsa görür. Aman çocuklar, nasıl düşünemediniz? Haklısın anne, hiç aklımıza gelmedi. Hemen kaparız. Bir daha perdeleri aralamak bile yok, anlaşıldı mı? Merak etme anne, çok dikkatli oluruz. Tamam. Şimdi sıra geldi kahvaltıya. İşte hepsi sepetin içinde. Termosta çay var. Bunlar da Louis'in daha bu sabah pişirdiği reçelli tarçınlı çörekler. Biraz meyve, biraz da kuru yemiş. Bu bir kral sofrası. Tabii, artık zenginiz. Krallar gibi yiyeceğiz. Bitince boş kapları yine piknik sepetine koyun. Louis gelip alır. Öğle yemeğinizi de saat 2'de getirir. Oh, bu kadar şeyi yedikten sonra akşama kadar ağzıma bir lokma koyamam. Orası hiç belli olmaz. Aa çocuklar, çarşıdan istediğiniz bir şey var mı? Öğleden sonra büyük annenizle birlikte kasabaya alışverişe çıkacağız. Ben bebeğim için bir elbise istiyorum. Peki canım. Chris? Bilmem. Belki birkaç roman. Ya sen Keti? Pembe saten bale pabuçları. Saçlarım için birkaç renk kurdele. Oldu hayatım. Hepsini alırız. Hadi bakalım. Fransız meraklanmaya başlamadan aşağıya ineyim. Siz de soğutmadan kahvaltınızı edin. Güle güle anneciğim. Hadi bakalım Keti. Bu küçük evin hanımı sensin. Çaylarımızı koysana. Evet, hadi bakalım. Biliyor musunuz çocuklar? Galiba buradan hiç de şikayetçi olmayacağız. Hiç bu kadar iyi yaşamamıştık diyebilirim. Sabahları bir bardak sütü zor bulurduk. Şimdi ise canımız ne istiyorsa yiyebiliriz. Çarşıdan da her istediğimizi ısmarlayabiliriz. Buradan niye çıkmak isteyelim ki? Chris. Büyük annemin planına uyarak akıllıca bir iş yaptık. Düşünsene, şimdi karanlık, gürültülü bir atölyede çalışıyor olacaktık. Üstelik başta bir de itiraz etmiştik. Ne budalaymışız. Oh, ne nefis değil mi? Kiri. Kiri, nen var? Chris. Şşt, Chris uyan. Ne var? Kiri çok kötü öksürüyor. Hasta olmasın? Bilmem. Bir de o kadar tıp kitabı okuyorsun. Doktor olacağına göre bir şeyler anlayabilmelisin. Ama daha doktor falan değilim ki. Üşütmüş olacak. Sıcak bir ıhlamur falan içirebilseydik iyi gelirdi. Ne yapmalı? Büyük anneyi uyandırmak imkansız. Fransın duyabilir. Büyük anneyi uyandırmamıza gerek yok. Sen usulca aşağı mutfağa inip bir ıhlamur yapıver. Duymazlar mı dersin? Bu saatte hepsi derin uykudadır. Peki, birazdan gelirim. Yavaş ol ama. Merak etme sen. Büyük anne, korkuttun beni. Çıldırdın mı sen? Ne yapıyorsun burada? Kiri öksürüyor da ıhlamur pişirmek için Ay geldim. Allah, bu ne tedbirsizlik.
Bir de ışığı açmışsın. Fransın kalkıp kapının altından ışık sızdığını görebilir. Ama karanlıkta yapamazdım ki büyük anne. Hem belki büyük bir şeyler devirir, düşürür, büsbütün gürültü eder. Çabuk yukarı çık, çabuk. İşte oldu zaten. Ben getiririm, çabuk çıkın. Peki. Aa, deli bunlar. Her şeyi mahvedecekler, her şeyi. Onca zaman planladıklarımızı da. Hadi geri, hadi canım. İşte büyük anne ılamurunu getirdi, iç şimdi. Bir daha aşağı inmek yok, anlaşıldı mı? Ne olursa olsun yok. Ama büyük anne. Aşağı inmek yok, işte o kadar. O ne kriz? Sana da kilitte dönen anahtar gibi mi geldi? Evet. Büyük anne bizi buraya kilitledi mi yoksa? Bir bakayım. Evet, bizi kilitlemiş. Kriz, korkunç bir şey bu. Aşağı inmemek başka, inememek başka. Dur bakalım, dur dur, telaşlanma hemen. Hele bir sabah olsun. Evet, bundan sonra kapı daima kilitli olacak. İkinci bir hata yapmanızı göze alamam. Ama bu korkunç bir şey büyük anne. Biz mahkum değiliz ki. Saçmalama Keti. Artık size güvenemem. Ne istiyorsunuz? Hepimizi yeniden sefalete mahkum etmek mi? Zavallı annenizi düşünsenize. Çocukluğu bolluk içinde geçti. Sonra da bugünden yarını nasıl getireceğini düşündüğü korkunç bir hayatta buldu kendini. İşte şimdi onca sıkıntılı yıldan sonra eline bir fırsat geçti. Ona bunu çok görüyorsunuz. İstiyorsunuz ki hep yoksul kalsın, hep çile çeksin. Ne kötü çocuklarsınız. Büyük anne, neler söylüyorsun? Sırf Carrie'ye bir fincan sıcak bir şey içirmek istedik diye. Yo, sizi bilirim ben, bilirim. Kendinizden başka kimseyi düşünmezsiniz. Sizin için yapılanları hiç takdir etmiyorsunuz. Neyse, alın bakalım, kahvaltınızı alın. Yine o reçel çöreklerden var mı büyük anne? Hayır efendim, yok. Bugün yalnız sütlü ekmek var. Louise'le ben her işe yetişemiyoruz. Burası otel değil. Öyle keyfinizce sipariş veremezsiniz. Hadi bakalım, doyurun karnınızı, hadi. Kathy, ne düşünüyorsun? Senin düşündüğünü Chris. Bu Fransa'nın ölmeye pek niyeti yok. Daha yıllarca yaşayabilir. Bence büyük annem de annem de bunu biliyorlardı ama bizi buraya tıkılmaya razı etmek için sanki bir iki hafta içinde adam ölecekmiş gibi konuştular. Kathy, lütfen annemi bu işin içine katma. O bizi her şeyden çok sever. Ben hiç de öyle düşünmüyorum Chris. Bence annem Fransa'nın parasını da aslında bizim için istiyor. Bizim rahat yaşamamız için. Ne kadar iyimsersin. Sen zaten ne kadar hatalı olursa olsun annemize toz kondurmazsın. Onun hiç hatalı olduğunu görmedim ben. Çok iyi bir anne o. Evet, çocuklarını tavan arasında kilitleyecek kadar Kathy, iyi. Kathy, Kathy, annem için böyle konuşamazsın. Haklı olduğumu biliyorsun da onun için bu kadar kızıyorsun. Oh, Kathy, lütfen kavga etmeyelim. Hiç olmazsa burada, bu fare deliğinde. Oh, bağışla Chris. Sinirlerim bozuk. Biliyor musun, bazen içimden avazım çıktığı kadar bağırmak geliyor. Ya da şu pencereden atlayıp özgürlüğe kavuşmak. Ama buradan çıktığımızda yapabileceklerimizi düşünsene Kathy. Ünlü bir balerin olduğunda seni nasıl alkışlayacaklarını, kazanacağın başarıları. Bu duruma da bu yüzden katlanıyorum ya. Fransa'nın parasıyla çok iyi bir bale eğitimi yapabileceğim için. Eminim az kaldı Kathy. Birazcık sabredeceğiz, o kadar. Oh, büyük anne. Doğrusunu istersen çok acıkmıştık. Biz akşam yemeği getirmeyi unuttuğunu sandık. Annem nerede? Kaç gündür hiç gelmiyor. Anneniz çok meşgul. Ben annemi istiyorum. Annemi, annemi. Sus Carrie. Çocuklar, Fransın hasta. Anneniz hep yanında. Onun için belki bir süre gelemez. Büyük anne, bu sepette sadece soğuk et ve ekmek var. Öyle, ne yapalım, ancak bunu hazırlayabildim. İlk günler bize çok güzel şeyler getiriyordun ama. Beğenmiyorsan yemezsin Chris, işte o kadar. Biz neyse de Carrie hasta, daha iyi beslenmesi gerek. Merak etmeyin, bir iki haftada kimseye bir şey olmaz. Bu deliye tıkılalı tam iki ay oldu büyük anne. İlk günler bu bize bir oyun gibi gelmişti. Büyüklerin yönetiminde birer çocuk değil de yetişkin insanlardık sanki. Ben küçücük bir evin hanımı, Chris reisiydi. Üstelik harika yemekler, her istediğimizin çarşıdan hemen alınıp getirilmesi, istediğimiz saatte uyuyup istediğimiz saatte kalkmak. Evet, hoşumuza gidiyordu ama artık sıkıldık, çok sıkıldık. En azından bahçeye çıkıp oynamak, hava almak, koşmak istiyoruz. Çocuklar, Fransa'nın pek ömrü kalmadı. Belki de bu haftayı belki de zor çıkarır. Sadece birkaç gün, anladınız mı?
Merhaba Bayan West. Nasılsınız? Oh Bay Winslow, buyurun. Bana artık Bert deyin lütfen. Ben de size Corin diyebilir miyim? Tabii. Eşiniz nasıl oldu? Rahatsız, uyuyor. Öyleyse hiç rahatsız etmeyin. Ben biraz oturur giderim. Size ne ikram edebilirim? Eğer varsa bir viski soda içerim. Var tabii. Franson bugün geleceğinizi unutmuş olmalı. Yoksa bana söz ederdi. Daha önce firmamızla yaptığı anlaşma gereği her hafta sonu onu yoklamakla yükümlüyüz. Tabii bu anlaşmayı yaptığında Bay West henüz bekardı. Ansızın ölürse vücudunun uzun zaman bulunmayacağından korkuyordu. Çünkü hizmetçilerine hiç itimadı yoktu. Ah, evet. Kadınlar pekala kimseye bir şey haber vermeden evden istedikleri her şeyi alıp ortadan kaybolabilirlerdi. Biliyor musunuz Corin? Bay West sizin gibi birine rastladığı için çok şanslı. Doğrusu sizi ilk gördüğümde bu kadar genç, böylesine güzel ve alımlı bir kadın niçin Bay West'le evleniyor diye biraz şaşırmıştım. Hatta daha ileri giderek diyeceğim ki firmamızın sahibi Mr. McDowell size pek güvenemiyordu. İşin içinde iş olduğundan kuşkulanıyordu. Sizinle ilgili bir araştırma yapmamızı bile önerdi. İlk eşinizle oturduğunuz yere gidip hakkınızda bilgi toplayacaktık. Öyle mi? Evet, ama Bay West buna gerek olmadığını söyledi. Size tam anlamıyla güveniyordu. Doğrusu bu güveninde de haklıydı. Siz gerçekten fevkalade bir kadınsınız Corin. Sadık, fedakar. Asla yalan söyleyecek bir kadın değilsiniz. Teşekkür ederim Bert. Ben yalandan nefret ederim. Kimseyi aldatamam. Bunu biliyorum Corin. Onun için de size bu kadar hayranlık duyuyorum ya. Bay West'e gerçekten çok iyi bir eş oldunuz. Bay West çok şanslı bir adam. Rahatsızlığı beni o kadar üzüyor ki. Mümkün olsa da onu daha yıllarca yaşatsam. Sizin gençliğiniz, tazeliğiniz, ona gösterdiğiniz şefkat Bay West'i bugüne kadar yaşattı Corin. Ama doktorları fazla vakti kalmadığını söylüyorlar. Bunu duymak istemiyorum lütfen. Şimdiden kendinizi hazırlamanız, metin olmanız gerek lütfen, Corin. Lütfen artık bunu konuşmayalım. Nasıl isterseniz. Ben artık kalkayım. Uyandığında Bay West'e geldiğimi söylersiniz. Hoşça kalın. Güle güle Bert. Tatlı tatlı konuşurken yanınıza gelmeyeyim dedim. Biliyor musun? Başta benden kuşkulanmışlar. Soruşturma yapacaklarmış az daha. Tüm tehlikeleri atlattık Corin. Corin, ne düşünüyorsun öyle? Şu Bert Winslow. Ne kadar yakışıklı, ne kadar çekici bir genç. Artık Keri, kocaman bir kız oldun, hala bebek gibi ağlıyorsun. Annemi özledim, çok özledim. Buradan sıkıldım. Keri canım, az kaldı, yakında buradan çıkacağız. Hep öyle diyorsunuz ama buradayız işte. Karis durmadan kitap okuyor. Sen de her gün saatlerce dans ediyorsun. Benimse yapacak hiçbir şeyim yok. Sıkılıyorum. Hem annem neden gelmiyor, sanki bizi unuttu mu? Keri, sen biraz bebeklerinle oynamaya çalışsana. Akşama sana güzel bir masal anlatacağım. Hadi bakalım. Chris, Keri'nin durumu hiç iyi değil. Ne kadar solgun olduğunu fark ediyor musun? Saçları da tutam tutam dökülüyor. Vitaminsizlikten olacak. Ne yapacağız Chris? Ne olacak bize? Günler geçiyor ama biz hala buradayız. Annemle konuşup artık bu kötü oyundan bıktığımızı, buradan çıkmak istediğimizi söyleyelim. Oh, annem artık hiç gelmiyor ki Chris. Belki de bir daha onu hiç göremeyeceğiz. Hadi canım. Bir iki haftadır gelmiyor diye hemen onu suçlama. Bugün yarın mutlaka gelecektir, görürsün. Bizi kim bilir ne kadar özlemiştir. Anne ne yapacağız? Oh Tanrım, her şey anlaşılacak, rezil olacağız. Hem mirastan hem Bert'ten olacağım. Dur bakalım, telaşlanma. Her şeyin bir yolu bulunur. Frans'ın yarı kötürümdü. Üst katlara çıkması ihtimali yoktu. Ama şimdi Bert'le evleneceğime göre çocukların varlığı ortaya çıkacak. Genç sağlıklı bir adamın tavan arasına çıkmasına nasıl engel olabilirim ki? Hayır, Bert Winslow veya bir başkası çocukların varlığını asla öğrenmemeli. Ah evet, yoksa her şey mahvolur. Evet. Fransa'nın servetini idare eden McDowell şirketi o zaman mirası benden alır. Bert ise terk eder beni. Oh anne, anne onu seviyorum. Hayatımda hiç kimseyi sevmediğim kadar çok seviyorum onu.
Bert Winslow benim tek mutluluk şansım. Muhakkak olan bir şey varsa artık çocukları burada tutamayız. Fransa'nın kulakları da ağrıştırıyordu. Çocukların tıkırtılarını falan duyamazdı. Ne olacak şimdi? Bana bırak Corin. Annen her zaman olduğu gibi yine bir çare bulur. Çocukları başka bir eyalete, hatta başka bir ülkeye göndersek paramız var. İstedikleri gibi eğitimlerini yaparlar. İmkansız. O zaman yine her şey ortaya çıkar. Evet, biraz zaman alır. Belki bir iki ay, belki daha uzun, belki ne bileyim bir iki yıl. Ama buradan gitseler de başkalarıyla temasları olacak. Böyle şeyler daima duyulur. Corin öğretmenleri, arkadaşları. Of, yo yo yo. Her şey öğrenir, her şey. Ne yapacağız peki? Bak, tepenin eteğinde Trot Köşkü var ya. Evet. Ha, oraya giderken kuzeye ayrılan daracık bir yol vardır. Toprak bir yol, hatırladın mı? Orada metruk bir ev var. Bilmem farkında mısın? Evet, yüksek bir taş duvarla çevrili. Eski, boş bir yer. Yo, boş değil aslında. Evin sahibi olan aile yıllarca önce Avrupa'ya göç etmişler. Yanlarında çalışan bahçıvanı da hem eve gözcülük etsin hem de yersiz yurtsuz kalmasın diye orada bırakmışlar. Evin sadece alt katını kullanan yaşlı bir adam. Ben hiç görmedim, orayı boş sanıyordum. Bu daha iyi ya işte. Çünkü adam ortalıkta gözükmeyen, kimseyle görüşmeyen biri. Onunla anlaşırız. Çocuklara yanında barındırmaya razı olur belki. Oh, anne çok korkuyorum. Merak etme. Yarın sabah erkenden gidip onunla konuşacağım. Bilmem ki bayan. Eğer evin sahipleri çıkıp gelecek olursa ne derim onlara? Hadi hadi Max. Bu harap evin nesine gelecekler? Şuraya bak, her taraf yemyeşil küf. Duvarlar neredeyse yıkılacak, tahtalar çürümüş. Üst katları örümcekler kaplamış. Tutup da buraya mı gelecekler? Hiç belli olmaz. Belki bu araziyi satmak isterler. Belki de burayı yıkıp yeni güzel bir ev yaptırmak için dönerler. İtalya'ya göç edeli 20 yılı geçti demedin mi sen? Belki de ölüp gitmişlerdir. Hayır, yaşıyorlar. Her ay bana biraz para gönderiyorlar. Ya, halinden ne kadar az gönderdikleri belli. Bak, teklifimi kabul edersen sen de ömrünün şu son günlerini böylesine sefalet içinde geçirmekten kurtulursun. Aklını kullan Max. Ayda $500. Ya, $500. Senin gibi bir adam için çok para. $500 Max. Her ay. Tıkır tıkır para. Oldu demek. Tabii oldu. $500 lafını işitince akan sular durdu. Pek harap bir ev. Çocuklar orada yaşamak istemeyeceklerdir. Corin, bu iş bizi de aştı. Artık durum ne gerektiriyorsa onu yapmak zorundayız. Kimin ne isteyeceği umurumuzda olmamalı. Ev büyük. Louis ile Max orta katı biraz temizlerler. Çocuklar da yardım eder. Pek rahat bir yer olmasa da yaşanılır pekala. Evde elektrik bile yok diyorsun anne. Ne yapalım? Lambayla idare ederler. Hem daha iyi. Herkes orada sadece bahçıvan Max'ın kaldığını biliyor. Üst katlarda ışık görürlerse kuşkulanabilirler. Siyah perdeleri çekince lambanın ışığı belli bile olmaz. Onları oraya ne zaman geçirebiliriz? Hemen yarın. Oh, gidip durumu çocuklara anlatayım. Uzun zamandır onları görmeye fırsat bulamadım. Dur. Bert her an gelebilir biliyorsun. Hem çocuklar son günlerde çok huysuz oldular. Seni görür görmez Kerry avaz avaz ağlamaya, ötekiler de seni suçlamaya başlayacaklardır. Onlara durumu anlatırım. Artık sana inanmazlar Corin. Oh. İkimize de düşman oldular. Onları dünyanın başka bir ucundaki yatılı okula göndermek belki mümkün olurdu. Uzağa, çok uzağa. Saçmalama Corin. Sahip olduğun her şeyi tehlikeye mi atacaksın? Onca sıkıntıya katlandıktan sonra Fransa'nın servetini geri mi vereceksin? Yeniden eski püskü elbiselere, altları delik ayakkabılara mı döneceksin? Kışları yıkık dökük küçük bir evde soğuktan titriyecek, kapı kapı dolaşıp iş mi arayacaksın yani? Kendini sefaletin kucağına mı atacaksın? Eğer bunu yaparsan çocuklar ne kazanacaklar? Onlar da yine bu yaşta çalışmak zorunda kalmayacaklar mı? Ya ben? Beni? Senin için bu kadar fedakarlık yapmış olan zavallı anneni karnından mı öldüreceksin? Anne lütfen. Ya Bert? Hayatında ilk kez, belki de son kez böylesine seviyor, seviliyorsun. Ondan vaz mı geçeceksin? Bilmiyorum. Belki de ona her şeyi açıkça anlatsam beni bağışlar. Yok. Senden nefret edecektir, iğrenecektir senden. Buna dayanabilir misin? Hayır, hayır.
Hayır, dayanamam. Onu yitirirsem ölürüm. Ama ya çocuklar? Oh, Tanrı bize bir çözüm yolu gösterecektir elbet. Tanrı'ya bırak onları. Sahi artık buradan çıkacak mıyız büyük anne? Sana dememiş miydim Kedi? Annemizin bizi daha uzun zaman burada bırakmayacağını çok iyi biliyordum. Evet çocuklar, artık buradan çıkıyorsunuz. Ama... Başka bir yere gidiyorsunuz. Bir sürede orada kalacaksınız. Ne demek bu? Bakın, Fransin öldü. 2 hafta oluyor. Ne? Fransin öldü? Siz bizi hala burada tutmaya devam ettiniz öyle mi? Buna mecburduk Kedi. Çünkü anneniz... Başka biriyle evleniyor. Büyük anne, neler söylüyorsun sen? Fransin'in avukatlık firmasının genç, yakışıklı bir avukatıyla. Daha Fransin ölmeden birbirlerini sevmişlerdi bile. Oh, annem bize bunu nasıl yapar? İnanamıyorum. İnanamıyorum. İnan Chris, inan. Hep koruduğun annemizin ne biçim biri olduğunu gör artık. Susun bakayım. Anneniz bu genç adamı seviyor. Bert Wilson da onu. Ne yapsaydı yani? Kızcağız ayağına kadar gelen mutluluk fırsatını tepse miydi? O kadar zaman yoksulluktan beli büküldükten sonra... aylarca da yaşlı, hasta bir adama baktıktan sonra... birazcık mutluluk onun hakkı değil miydi? Yoksa kendisini feda etmesini mi isterdiniz? O bizi feda etmeyi tercih etti değil mi? Siz daha çocuksunuz. Bütün hayat önünüzde. Ama annenizin fazla vakti yok. Hala genç, hala güzelken... biraz yaşamak istemesini ona çok görmeyin. Peki biz ne olacağız? Nereye gideceğiz? İleride bir ev var. Kocaman bir ev. Orada bahçıvan Max'la beraber yaşayacaksınız. Şimdiki gibi küçük bir odada değil. Evin tümünde dolaşabilirsiniz. Ama sokağa çıkamayacağız, değil mi? Evet, öyle. Bahçe duvarı çok yüksek. Bahçede dolaşabilirsiniz isterseniz. Ya, ne kadar da cömertsin büyük anne. Peki yemek işi ne olacak? Max size bir şeyler hazırlayabilir. Kendiniz de becerirsiniz. Alışverişte Max yapar. Bazen ben de bir şeyler getiririm. Büyük anne, zavallı Kerin'in haline baksana. Bir deri bir kemik. Belki oraya gidince daha iyi olur. Hayır, daha kötü olacak biliyorum. Her şey daha kötü olacak. Bizi harap bir eve atıp sonra da unutacaksın. Artık sizi burada tutmamız imkansız. Bert Winslow buraya çıkmak isteyebilir. O Fransin gibi hasta değil. Karanlık basınca sizi gelip alacağım ben. Hazır olun. Eşyalarınızı da alın. Anlaşıldı mı? Bizden kurtulmanın çarelerini arıyorlar. Chris, büyük anne bizi öldürecek. Neler diyorsun Kathy? Anlamıyor musun? Bizden kurtulmak zorundalar. Bizi götürecekleri evde ömrümüzün sonuna kadar kalacağız. Ama imkansız bu. Bizi hiçbir zaman serbest bırakamazlar. Nereye gidersek gidelim bir gün gerçek duyulur. Bunu göze alabilirler mi sanıyorsun? Yani sence bizi hiç bırakmayacaklar mı? Hayır. Ama sonuna kadar o evde de tutamazlar. İyi ama bu ikisinden başka seçenekleri yok ki. Var Chris. Üçüncü bir seçenekleri var. Korkunç bir şey. Aa, uzun zaman kapalı kalmak sinirlerini bozmuş senin Kedi. Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? Annemiz o bizim. Hem aslında bize istediklerimizi verebilmek için evlenmedi mi Fransin'le? Yoksa bu budalaca yalana hala inanıyor musun? Hayır Chris. O Fransin'le kendisi için evlendi. Gençliğinin güzelliğinin yoksul bir ortamda solup gitmesini istemediği için. Bunları değerlendirmek için paraya ihtiyacı vardı. Çok paraya. Onun paraya taptığını kabul et. Kathy, ne olursa olsun annem için böyle konuşmamalısın. Onu çok sevdiğini biliyorum. Ne yaparsa yapsın onu sevmekten vazgeçmeyeceğini de biliyorum. Ama bana inan, dikkatli olmalıyız. Büyük anne ihtiraslı, acımasız, korkunç bir insan. Bize çok kötü şeyler yapabilir. Canım, ne yapabilir ki? Bize ara sıra getirdiği çörekleri düşünsene. Hamurun içine birazcık zehir katmak için o kadar zor olmasa. Yok, sen aklını kaçırmış olmalısın Kathy. Oh Chris, korkuyorum. Çok korkuyorum. Bay Max, büyük annem bahçede serbestçe dolaşabileceğimizi söylemişti bize. Bana öyle demedi ama. Sizi evden dışarı çıkartmamamı söyledi. O kadar yüksek duvarlar varken bizi kim görebilir ki? Orası beni ilgilendirmez. Bana onları evden çıkartma dedi, o kadar. Gardiyanımız da ne insaflı ya. Doğrusunu istersen evimizdeki tavan arasını arıyorum Kedi. Şuraya baksana, bir harabe burası. Buz gibi soğuk, karanlık, pis bir yer. Çok da rutubetli. Kerry giderek hastalanıyor. Daha kötü olmasından korkuyorum. Bakın Bay Max, kardeşim çok hasta.
Ona bir doktor çağırabilir miyiz? Ne doktoru be? O kadın böyle bir şeye izin vermez. Canım ona söylemeyiz ki. O Amanda denen kadın şeytanın ta kendisi. Öğrenir o. Sonra da 5 para vermez bana. Bay Max, eğer bizi bırakırsanız size büyük annemizin verdiğinden çok daha fazla para verebiliriz. Yok canım. Ah şunlara bak, bacak kadar çocuklar. Parayı nereden bulacaksınız bakalım? Şey, çalışır kazanırız. Evet, çalışırız. Yeter be. Beni budala mı sandınız? Sizi bırakayım, ondan sonra pır. Sizinle birlikte bizim 500 dolar aylık da uçsun ha. Yo, yağma yok. Bu benim bugüne dek elime geçen en iyi fırsat. Fırsat ha? Birkaç kuruş için küçücük çocukları buraya hapsetmeye siz fırsat diyorsunuz, öyle mi? Umarım o paranın birazcığını bile harcamaya fırsat bulamadan ölürsünüz Bay Max. Kerry nasıl? Korkarım epey ateşi var Chris. Of, ne kadar karanlık. Şu lambayı yaksana. Peki. Zavallı Kerry. Eğer buradan çıkamazsak Kerry fazla yaşamaz Kedi. Ben de bundan korkuyorum Chris. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Keşke buraya gelmeyi kabul etmeseydik. Çünkü kendi evimizde kaldığımız sürece şansımız vardı. Bağırıp kendimizi Bert Winslow'a duyurabilirdik. Burası ıssız bir yer. Bağırsak da sesimizi kimse duymaz. Sana söylemiştim. Yolda buraya gelirken kaçabilirdik. Yo yo yo. Max benim elimden sımsıkı tutmuştu. Louis ise senin elinden. Kerry de büyük annemin kucağındaydı. Kendimiz kurtulup kaçsaydık bile Kerry kalacaktı. Onu bırakamazdık ki. Evde hiç değilse pikabımız, oyuncaklarımız vardı. Bu berbat yere geleli 3 ay oluyor. Tam 6 aydır esir hayatı yaşıyoruz. Biliyor musun Chris? 6 ayda sanki 6 yaş büyüdük. Büyük annemin teklifini ne kadar safça kabul etmiştik. Gerçekten çocukmuşuz. Şimdi değil miyiz? Hayır Chris, artık değiliz. Geçirdiğimiz bu korkunç, bu inanılmaz deney bizi yetişkin birer insan yaptı. La 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 la. Max geldi. Sarhoş olmalı. İlk defa içiyor. Tabii, artık parası bol. Sustu. Odasına girip sızmış olmalı. Kedi, dikkat ettin mi? Niye? Max'ın kapıyı açtığını işittik. Ama kapattığını işitmedik. Evet. Kapıyı kapatmayı unutacak kadar sarhoştu. Hadi Chris, Kedi'yi alalım, hemen kaçalım buradan. Ama paraya ihtiyacımız olacak, yoksa bir yere gidemeyiz. Max'ın üstünde vardır. Bu kadar sarhoş olduğuna göre uyurken üstünü aradığımızı fark yo, etmez. Yok, bunu göze alamayız. Saatlerimizle senin altın küpelerini satarız yeter. Hiç değilse bizi başka bir eyalete götürecek otobüs biletlerini alırız. Hadi öyleyse Kerry'i sen kucakla. Elimizde fazla bir şey taşıyamayız Kedi. Önce bütün elbiselerimizi üst üste giyelim. Tamam, giyelim. Oh tanrım, dilerim başarırız. Sabah oldu. Nihayet Virginia'yı geride bıraktık. Artık Kuzey Carolina'dayız. Max hala uyanmamıştır bile. Kaçtığımızı öğrendiğinde büyük annemin yüzünü görmek isterdim doğrusu. Belki de Max para almaya devam etmek için gerçeği mümkün olduğu kadar saklamaya çalışır. Çünkü son zamanlarda büyük anne de gelmiyordu artık. Evet, bizi tümden unutmuşlardı. Biz kendimizi kurtarırız. Annemize de engel olmamış oluruz. O da dilediği gibi yaşar. Kerry uyuyor mu hala Kedi? Hı hı. Eğer kolların yorulduysa biraz da benim kucağıma ver. Yo yo, böyle iyi. Kerry, iyi misin canım? Anne. Kedi, korkarım Kerry çok hasta. Baksana alnı ateş gibi yanıyor. Çok da terliyor. Bilmem ki ne yapsak. Kerry, canım birazcık gayret et. Florida'ya varır varmaz seni doktora götüreceğiz. Çok sıcak. Çok sıcak. Annem nerede? Of, sayıklıyor. Chris, ne yapacağız? Kerry, o kadar saat daha bu yolculuğa dayanır mı? Bilmiyorum. Aklıma da hiçbir çare gelmiyor. Çocuklar... Ne o? Küçük çok hasta gibi. Evet efendim. Kardeşimiz biraz rahatsız da. Doğrusu onu gezmeye çıkarttığınıza hiç iyi etmemişsiniz. Onun yeri bu otobüs değil, evindeki yatak olmalıydı. Anneniz böyle bir şeye nasıl izin verdi? Annemiz Florida'da. Biz onun yanına gidiyoruz. Evet, evet.
Florida'da annemiz ona bakar. Yo, bu küçük çok hasta. Onu hemen bir doktora götürmelisiniz, yoksa çok geç kalabilirsiniz. Peki ne yapabiliriz ki? Yanımızda para da yok. Bakın, biraz ileride Clermont kasabası var. Ben kasabanın hemen girişindeki evde oturan Doktor Sheffield'ın yanında çalışıyorum. Çok iyi bir doktordur. Para falan almadan kardeşinize bakar. Çok iyi de efendim, annemiz bizi merak eder sonra. Hem biletimizin geri kalan kısmı da yanar. Çocuklar, hastalık bu. Hele kardeşiniz iyileşsin, bir kolayını bulur, sizi yine Florida'ya göndeririz. Chris, başka çare yok. Geri bu durumda yolculuğa devam edemez. Evet, pekala. Clermont'ta inelim. Tamam efendim, sizinle geliyoruz. Kardeşimiz çok mu hasta doktor? Yarına kadar iyileşir mi? Yarın yine yolumuza devam edebilirsek belki biletimiz yanmaz. Durun bakalım, durun. Gelin çocuklar, şöyle oturun. Evet, kardeşinizi iyice muayene ettim. Evet, çok hasta, aşırı kansız ama her şeyi sadece bir muayeneyle anlayamam. Onu yarın hastaneye kaldırtmam gerekli. Orada bir takım testler yapar, durumu iyice anlarız. Yani bir süre hastanede kalacak, öyle mi? Evet, en azından 2 hafta. Bunun için para gerekir. Hemen ailenizle temasa geçseniz çok iyi olur. Ama bu imkansız. Biz... Bakın çocuklar... Birbirimizden kuşkulanmayı bırakıp gerçekleri açıklasak iyi olacak. Yoksa polise telefon edip ailenizin bulunmasını istemek zorundayım. Lütfen böyle bir şey yapmayın. Hem zaten bizim kimsemiz yok ki. Annemiz babamız öldü. Peki kiminle oturuyordunuz? Yoksa yetimhaneden mi kaçtınız? Evet. Oraya haber vermem gerek o zaman. Şimdi sizi her yerde arıyorlardır. Doktor Sheffield, gerçek şu ki biz... Evinizden kaçtınız değil mi? Buna mecburduk. Anlamıştım. Üstünüzde kat kat elbiseler, güzel pahalı şeyler ama oldukça bakımsız. Ayrıca bavulunuz da yok. Kaçmaktan başka çaremiz yoktu. Size güvenebiliriz değil mi? Evet, ayrıca güvenmek zorundasınız da. Carrie'ye yardım edilmezse birkaç günden fazla yaşayamaz. Pekala, size her şeyi anlatacağız. Belki abarttığımızı, uydurduğumuzu sanacaksınız ama yemin ederim anlatacaklarımızın hepsi doğru. İnanılmaz, korkunç bir öykü bizimki. İşte böyle doktor. Artık annemizin yanına dönemeyiz. Bizden nefret edilen bir yerde yaşamak istemiyoruz. Çocuklar, belki de annenin sizi yitirdiğini görünce hatasını anlamış, deliye dönmüştür. Kocasına gerçeği açıklamış bile olabilir. Hiç sanmam. Ona bir şans tanıyın. Yok, bir daha yüzünü görmek bile istemiyorum. Belki de gerçekten pişman olmuştur kedi. Babamızın ölümünden önce bir arada ne kadar mutlu olduğumuzu unuttun mu? Saçmalama Chris. O ne Bert Winslow'dan ne de servetinden vazgeçer. Bizden kurtulduğuna kim bilir ne kadar memnundur. Bence abin haklı Kathy. Doğrusu hiçbir annenin bu kadar kötü olabileceğine inanmıyorum. Eğer bizi seviyor ve yanına gitmemizi istiyorsa gideriz doktor. Ama bunun için de onu zorlamak istemeyiz. Pekala. Ben yargıçla konuşurum. O annenize bir ihbarname yollar. 3 hafta içinde gelip size sahip çıkarsa onunla gidersiniz, tamam mı? Yok, eğer ortaya çıkmak istemezse o zaman bir şey düşünürüz. Anne. Ne var, ne oldu? Çocuklardan haber var. Clermont kasabasındalarmış. Yargıç bir ihbarname yollamış. 3 haftaya kadar onlara sahip çıkmazsam ya evlatlık verecekmiş ya da öksüzler yurduna yerleştirecekmiş. Sakın saçmalık etme, hepsi büyüdüler. Başlarının çaresine bakarlar. Carrie'yi de ortada bırakmazlar, merak etme. Oh, evet, o evde çok sıkıntı çekmiş olmalılar. Budala Max, kapıyı açık unutmuş. Çocuklar gittiğine göre adamın aylığını kesecek oldum ama pis pis sırıtıp eğer parayı kesersem durumu herkese anlatacağını söyledi. Şimdi boşu boşuna o pis herife para vermeye devam ediyor. Anne, çok zenginiz. Bu kadar paranın ne önemi var? Neyse, zaten çok yaşlı, çok da içiyor. Fazla yaşamaz. Çocuklar konusunda bir şeyler yapmalıyız. Hiçbir şey yapamazsın. Bert'e ne diyebilirsin ki? Fransa'nın parasına konmak için çocukları çatıya kilitledin mi diyeceksin. Paranı Bert'i yitirmek bir yana, dolandırıcılık suçundan hapse de atılırsın. Oh, evet, biliyorum. O zaman çocuklar çok mu mutlu olurlar? Bu durum kimin ne işine yarar? Hiç sesini çıkarma Corin. Hem akıllı çocuklardır, merak etme, yollarını kendileri çizerler. Üç hafta geçti, annemden hiç haber yok. Olacağını mı sanıyordun? Onu bağışlamaya hazırdın değil mi? Evet. Oh Kedi, düşünsene, onu bir daha hiç göremeyeceğiz. Bunun hiç önemi yok bence. Ona karşı sadece büyük bir kin duyuyorum, o kadar. Ben duyamıyorum.
Keşke duysan. Zamanla nefret etmeyi sen de öğrenirsin. Kathy, bazen öyle şeyler söylüyorsun ki insanı korkutuyorsun. Yaptıklarını bağışlayamam. Ben senin kadar iyi değilim Chris. İşte size buz gibi bir sürahi limonata, bir tabakta pasta. Sağ ol Henry. Bize epey şişmanlattın. Tabii ya. Bir deri bir kemiktiniz. Renginiz de sapsarıydı. Eğer sen de bizimle olsaydın sen bile zayıflardın Henry. Çocuklar, burada olmanızdan öyle memnunum ki. Hele Carrie de hastaneden çıkıp gelince keyfim tamam olacak. Ama burada daha fazla kalıp doktora yük olmaya devam edemeyiz. Çocuklar, doktor sevgi dolu bir insandır. Çok yalnızdı. Siz onun hayatına bir canlılık, bir neşe getirdiniz. Doktor bekar değil mi Henry? Karısı ve 3 yaşındaki oğlu bir deniz kazasında öldüler. Bir daha da evlenmedi. Oysa henüz hiç de yaşlı sayılmaz. Bayağı da yakışıklı. Yalnızlık ve sevgisizlik insanı çökertiyor. Oh, işte doktor geldi. Çantanızı alayım efendim. Sağ ol Henry. Merhaba çocuklar. Merhaba. Annemizden haber yok değil mi? Yok, hayır Chris, üzgünüm. Size daha fazla yük olmak istemiyoruz doktor. Carrie çıkar çıkmaz Florida'ya gideceğiz. Durun bakalım, durun, acele etmeyin. Chris, sen doktor olmak istiyordun değil mi? Evet. Sen de balerin olmak için can atıyordun Kathy. Hı hı. Bunları kendi başınıza gerçekleştirmeniz çok güç. Bense yeterli para kazanıyorum ve yaşamım boyunca hep ailemin yokluğunu hissettim. Size yardım etmek beni çok mutlu eder çocuklar. Chris, 10 mil ötede bir tıp okulu var. Önce buradaki okulu bitirir sonra oraya gidersin, olur mu? Kathy, sana gelince Rosenkopf Ballet Stüdyosu'nun adını duymuşsundur değil mi? Oh evet. Claremont'a oldukça yakındır. Burada kalarak her gün bale okuluna gidip gelebilirsin. Oh. Yalnız herkesi öğrenci olarak kabul etmiyorlar. Seni denerler, başarılı olursan yetiştirirler, sonra da onların grubuna dansçı olarak katılırsın. Carrie'yi de başka bir okula yerleştiririz. Ne dersiniz? Sizin için yapabileceklerim bu kadar. Oh, sizi çok sevdik doktor. Henry'yi, evinizi, bahçenizi, hepsini çok sevdik ve benimsedik. Ama kendi büyük annemiz, öz annemiz bizi başından atmaya çalışırken bir yabancıya bu kadar yük olmaya hakkımız yok. Şu kadarını söyleyeyim çocuklar. Eğer kalırsanız beni çok mutlu edersiniz. Sağ olun efendim. Ne dersin Kathy? Kalıyoruz doktor. Bundan sonra bizim ailemiz sizsiniz. Oo, merhaba Doktor Shuffled. Temsilimizi nasıl buldunuz? Fevkaladeydi madem. İzin verirseniz size daha önce sözünü ettiğim küçük hanımı tanıştırayım. İşte Kathy Doll. Kathy, Madame Julia Rosenkopf. Sizinle tanıştığıma çok sevindim. Doktor beni stüdyonuza kabul edebileceğinizi söylediğinden beri hayal kurup durdum. Eğer orta derecede bir yeteneğin varsa seni kabul edebilirim. Bir apantisit krizinde hayatımı kaybetmemi Doktor Shuffled önlemişti. Yoksa sadece çok yetenekli olanları kabul ederiz. Hiç bale dersi aldınız mı? Evet, 4 yaşında başladım. Sonra bir süre ara verdim ama kendi kendime çalışmaya devam ettim. Pekala Keti. Yarın saat tam 2'de burada ol. Bir deneme yapacağız. Eğer yeterince kabiliyetli olduğuna inanırsak seni öğrencimiz olarak kaydedeceğiz. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun Madame Julia. Bana öyle geliyor ki size Kathy gibi bir dansçı kazandırdığım için bir gün bana teşekkür edeceksiniz. Umarım öyle olur doktor. Oldu! Kazandım! Chris, şu anda karşınızda ünlü Rosenkopf Bale Okulu'nun bir öğrencisi var. Biliyordum, kazanacağını biliyordum Kathy. Sana hayran olduklarına eminim. Neyi oynadın? Uyuyan Güzel'de Prenses Aurora rolünü seçtim. Nihayet düşlerimiz gerçek oluyor ha? Biliyor musun? Daha pek inanamıyorum. Ben de bu hafta okula başlıyorum. Doktor az önce telefon etti, kaydımı yaptırmış. Ne iyi. Biz beraber olacağız ama zavallı Keri yatılı okula gidecek. Doktor oranın mükemmel bir okul olduğunu söyledi ama. Evet, zaten birkaç yıl sonra biz de ayrılacağız. 4 yıl sonra uzaktaki tıp okuluna gidince o civardaki bir pansiyonda kalacaksın. Daha ona çok var Kedi. Hem biz gerçek anlamda birbirimizden hiç ayrılmayız ki. Evet. Oh, Chris, çok ünlü, çok iyi bir balerin olmak istiyorum. İlanlarda, gazetelerde annem adımı görsün istiyorum. Anlıyorsun değil mi? Sanki o zaman ondan intikamımı alacakmışım gibi. Unut onu Kathy. İntikam çok kötü bir duygudur. Unutamam Chris. Bize yaptığını unutamam. Ama hepsi geçti artık, bitti. Hayır. Gel bak. Bak, odamda yatağımın altına bir bak. Ne bunlar? Reçel kavanozları, çikolata paketleri, konserveler. Kathy, delirdin mi sen? Bu yiyecekler yatağın altında ne arıyor?
Bunları geceleri gizlice toplayıp buraya getirdiğimin farkında bile değildim. Dün gece ayağım çarptı. Bir de baktım, bunları birer birer farkında olmadan buraya taşımışım. Oh Chris, hapsedilmek öylesine içime işlemiş ki. Bir daha böyle bir şey olursa diye alıp getirmişim bilmeden. Bunu senden başka hiç kimse anlayamaz Chris. Oh Kedi, zavallı kedi. Chris, ben deli miyim? Ne dersin? Normal bir insan böyle bir şey yapmaz değil mi? Hayır, deli falan değilsin. Ama olanlardan çok etkilenmişsin. Kedi, kedi artık kötü günler bitti canım. Bir daha kimse bizi bir yere kilitleyemeyecek. Genç, güzel, sağlıklı ve özgürsün. Üstelik de balerin oluyorsun. Evet, evet, başka bir şey düşünmemeliyim. Şimdi beni burada bırakıp gidecek misiniz yani? Keri, şekerim, burası senin okulun. Hem zengin çocuklarının gittiği harika bir okul. Sen de okula gideceksin ama akşamları eve döneceksin Pol amcanın yanına. Keri, ablanın okulu kasabaya çok yakın. Seninki ise her gün gidip gelemeyeceğin kadar uzak. Ben sizlerden ayrılmak istemiyorum. Burada bir sürü arkadaşın olacak Keri. Göreceksin seni ne kadar çok sevecekler. Üstelik biz de seni sık sık görmeye geleceğiz. Tabii Keri. Bak canım, unutmaman gereken bir şey var. Herkese annemizle babamızın öldüğünü söyleyeceksin. Ama annemiz ölmedi ki bizi. Bir kez daha çatıya ya da harap bir eve kapatılmak istemiyorsak öyle söylemek gerek. Tamam mı? Anladın mı? Pol amca akrabamız. Bizi yanına almış. Peki Keti, öyle söylerim. Her hafta sonu gelip seni alacağız. Hadi neşelen biraz. Göreceksin, her şey çok iyi olacak. Canım benim. Yıllar ne kadar çabuk geçiyor. Chris de sen de kocaman oldunuz. 5 yıl önce sana rastlamasaydık ne olurduk acaba? Ya öksüzler yurdunda olurduk ya da çocuk yaşımıza uymayan bir işte boğaz tokluğuna çalıştırılıyor olurduk. Chris ve ben düşlerimizi çoktan unutmuş olurduk herhalde. Ben de hayattan bezmiş, yapayalnız bir adam olarak yaşamıma devam edecektim. Doğrusu Kathy sizleri karşıma çıkardığı için Tanrı'ya şükrediyorum. Chris artık tıp okulunda. Bense bale eğitimimi sürdürüyorum. Bunları hep sana borçluyuz. En önemlisi de Carrie'yi kurtardı. Carrie ve Chris uzakta ama sen yanımdasın Kathy. Yoksa ne yapardım bilmiyorum. Ben tek başıma senin yalnızlığını giderebiliyor muyum? Evet Kathy. Akşamları eve hevesle dönüyorsam bu seni burada bulabileceğim için. Birlikte yemek yemek, konuşmak, müzik dinlemek için. Hayatıma anlam kazandırıyorsun Kathy. Merhaba Kathy. Evet ya, merhaba. Ne o, bir şey mi var? Tabii var. Hani bu akşam yemeği erken yiyip sinemaya gidecektik. Unuttun tabii. Yok, unutmadım Kathy. Ama acil bir durum çıktı. Hastalarımdan biri ağırlaşınca oraya gitmek zorunda kaldım. Özür dilerim. 2 saattir seni bekliyorum. Kathy bak canım, ben doktorum. Zamanım kendime ait değil. Şu anda çok da yorgunum. Onun için sinirlerine hakim olup sakinleşmeni rica ederim. Paul, özür dilerim. Sana böyle bağırmaya hakkım yoktu. Ama bazen ne bileyim, elimde değil işte. Ne kadar saygısızlık ettim. Lütfen bağışla. Zarar yok canım. Hadi Henry'e söyle de hemen sofrayı hazırlasın. Tamam, sofrayı ben hazırladım bile. Yemeği de yeniden fırına koyayım. Paul. Evet. Bugün sinirlerim biraz bozuk. Gazetenin cemiyet haberleri bölümünde annemden söz eden bir yazı okudum. Evini yeniden dekore ettiriyormuş. Kocasıyla birlikte gezip hayatın tadını çıkarıyormuş. Çok mutluymuş. Düşünebiliyor musun? Bize yaptıklarından sonra mutlu olabiliyor. Mutlu. Sanırım hayat haksızlıklarla dolu. Bunun üstünde durma Kathy. Evet. 18 yaşındayım ve hayatın acımasız olduğunu çoktan öğrenmiş bulunuyorum. Bu beni öfkeden deliye çeviriyor. Öfkelendiğin zaman bunu bana açıkla Kathy. Hiçbir zaman hiçbir şeyi içine atma. Çünkü belki o zaman gece uykunda küçük bir bebek gibi anneni çağırmazsın. Uyurken annemi mi çağırıyorum? Ah, sahi mi? Evet canım, kaç kere duydum. Ağlıyor ve ona sesleniyorsun. Oh, ne acı. Eskiden bizi severdi. O kadar tatlıydı ki.
Sonra nasıl da böylesine değişti anlamıyorum. Sana bir şey itiraf edeyim. Her an günün birinde ondan intikam almayı düşünüyorum. İntikam duygusu çok çirkin bir şeydir Kathy. Olabilir ama bunu duyuyorum. Düşlerimde çok ünlü bir balerin olduğumu, New York'ta sahneye çıktığımı görüyorum. O da seyirciler arasında. Kathy, geçmişi unut, bağışlamaya çalış. Bu insanoğlunun en yüce duygusudur. Paul, sen benim yaşadığımı yaşamadın ki. Nereden bileceksin? Bize yaptıklarının cezasını çekmek zorunda. Oh Tanrım, ondan ne kadar nefret ediyorum. Nefretin içimde dal budak saldığını, durmadan büyüdüğünü, güçlendiğini duyuyorum. Bir gün içimdeki bu korkunç ağacın bir dalı haline geleceğim. Uzanıp onu tutacağım. Yeter artık Kathy. Evet, ve onu yok edeceğim. Yok edeceğim Paul. Oh Chris, seni çok özlüyorum. Eskisi kadar sık yazmıyorsun artık. Üstelik bir aydır da hafta sonları eve gelmiyorsun. Doktor olmaya çalışıyorum canım. Sen tıp eğitimini kolay mı sanıyorsun yoksa? Ben de çok çalışıyorum ama sana birkaç satır yazmayı ihmal etmiyorum hiçbir zaman. Evet, teşekkür ederim Kathy. Carrie'yi de bir aydır görmedim. Bu hafta sonu onu burada bulacağımı sanıyordum. Her zaman Polly'ye gidip alıyorduk onu ama bu hafta sonu okulla bir geziye çıktı. Carrie'nin böyle şeyler yapabilmesi, arkadaş edinmesi o kadar hoşuma gidiyor ki. Ama Carrie hiçbir zaman büyümeyecek değil mi? Evet, Polly'le konuştuk bunu. Çok kritik bir çağda beslenme yetersizliğiyle karşılaştığı için hiçbir zaman yaşıtları gibi olamayacak. Ufak tefek, küçücük kalacak. Ama o kadar güzel bir yüzü var ki Chris, bir meleği andırıyor tıpkı. Seninle biz kurtulduk sayılır ama annem Carrie'yi mahvetti. Eminim sonucun bu kadar kötü olacağını düşünmemiştir. Biliyor musun? Onunla ilgili bir albüm yaptım. Ne? Bak sana göstereyim. Nedir bu Kathy? Annemin albümü. Sık sık Foxford malikanesinin yanındaki Green Glen'e kasabasına gidiyorum. Oradaki kitaplıkta yerel gazetenin bütün eski sayıları var. Annemle ilgili yazıları usulca koparıp alıyorum. Bak resimler de var. Kathy, niye yapıyorsun bunu? Ona olan nefretimin sönmemesi için. Kendine acı vermekten zevk mi alıyorsun? Onu unutmaya çalış Kathy. Tıpkı benim yaptığım gibi. Hayır. Hiç unutmayacağım. Öcümü bir gün mutlaka alacağım. Kathy, artık hayatımız değişti. Paul Sheffield gibi birine rastladığımız için şanslıyız. Bize her şeyi veriyor. Çok iyi bir balerin olma yolundasın. Önünde güzel bir yaşam var. Geçmişi unut. Sen onu hala seviyorsun Chris. Evet, hala seviyorsun. Şu resme bir bak. Corinne ve Bert Winslow 7. evlilik yıldönümlerini kutluyorlar. Ellerinde şampanya kadehleriyle. Oh hayır. Tanrı onun böylesine mutlu olmasına izin vermemeli. Hiç değilse ben vermeyeceğim. Kathy, bu kadar kinci olamazsın. Olabilirim tabii. Ne de olsa onun kızıyım. Kötülük tohumları bana da geçmiştir. Nasıl ki büyük annemdekiler anneme geçmiştir. Lütfen bırak bu saçmalıkları. Kendi yaşantını kurmaya bak. Oh Chris. Ondan başka bir şey düşünemiyorum, biliyor musun? Biliyorum tatlım. Ama her şey geçti artık. Sen kötü değilsin, olamazsın. Kimseye zarar veremezsin. Chris. Nem var benim peki? Deli miyim yoksa? Yok, hayır. Sadece kötü bir çocukluk geçirmiş ve bundan son derece etkilenmiş genç bir kızsın. Aslında iyi bir insansın, yumuşak, sevgi dolu. Sana inanmak istiyorum kız. İnan Kathy, seni iyi tanırım ben. Kötü bir şey yapamazsın. Hadi bakalım, şimdi şu albümü kaldır artık. Paul gelince görmesin. Onun gibi birini üzmek istemeyiz değil mi? Biliyor musun Paul? Bugün Madame Julie artık New York'ta sahneye çıkmaya hazır olduğumu söyledi. Çok sevindim Kathy. Düşlerin gerçek oluyor demek. Evet. Gelecek Ocak ayında bir ay süreyle New York'ta Kuğu Gölü'nü oynayacağız. Daha sonra da batıya uzun bir turneye gideceğiz. New York'ta sahneye çıktığın ilk gece tüm sahneyi çiçeklerle dolduracağım. Beni seyretmeye geleceksin değil mi? Tabii, gelmez olur muyum? Umarım o da gelir. O? Annem. Kathy. Kathy canım. Kapanmış yaraları deşmekten ne zevk alıyorsun? Benim yaralarım daha kapanmadı Paul. Artık kocaman bir genç kız oldun. Yakında yakışıklı bir gence rastlar, aşkı tadarsın. O zaman bütün bu duygularını unutursun. Böyle olmasını istiyor musun gerçekten? Yani birini, bir genci sevmemi? Tabii. Mutlu bir evlilik yapmanı çok istiyorum Kathy.
O zaman geçmişle ilgili bütün kinin, intikam duyguların uçup gidecektir. Paul, beni çekici bulmuyor musun? Tanıdığım en güzel kızsın Kathy. Hayır, anlamıyorsun. Ya da anlamazlıktan geliyorsun. Ben senin bana olan duygularını soruyorum. Sen benim kızım gibisin Kathy. Ben senden çok büyüğüm. 20 yaşındayım Paul. Kocaman bir kadın sayılırım artık. Sen de orta yaşlı ama çok yakışıklı bir erkeksin. Bu konuşma beni çok tedirgin etmeye başladı Kathy. Lütfen artık odana çık. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Korkuyorsun değil mi Paul? Bana tutulmaktan, kendini kaybetmekten korkuyorsun. Kathy, neler söylüyorsun? Aklıma bir kez bile böyle bir şey gelmedi. Buna inanmıyorum. Ne de olsa insansın, melek değilsin ki. Bir erkeksin. Yapayalnızsın ve benim gibi bir kızla aynı evde yaşıyorsun. İnsan olmak ille de kötü ve günahkar olmak demek değildir. Hayat bana bunun tersini öğretti. İnsanlar farklıdır. İyiler kötülerden daha çok. Hadi artık odana git. Paul, seni seviyorum. Lütfen saçmalama Kathy. Dinle Paul. O kadar çekici bir adamsın ki. Bunca zamandır hep büyümeyi, senin de bunu fark etmeni bekledim. Güzelliğimle seni büyülemeyi düşledim hep. Lütfen Paul. Kathy, beni düş kırıklığına uğratıyorsun. Ben sana göre yaşlı sayılırım. Hayır, hayır. İstediğin her şeyi sana vermeye hazırım. Lütfen sev beni Paul. Beni kabuslardan, nefret duygusundan ancak senin sevgin kurtarabilir. Sana ihtiyacım var. Bir gün kendine uygun biriyle karşılaşacaksın. O biri sensin Paul. Öyle olmasını istiyorum. Paul, beni reddedemezsin. Kathy, şimdi gidiyorum. Eğer yine böyle konuşacak olursan bir daha da hiç gelmem. Sen Henry ile burada yaşamaya devam edersin. Ben de başka bir hastanede iş bulur ve seninle tüm ilişkimi keserim. Lütfen gitme Paul. Lütfen. Bir daha da bir sokak kadını gibi konuştuğunu duymayayım. Sadece seni sevdiğimi bilmeni istemiştim. Söz Paul, bir daha olmayacak. Ama sen de hep burada kalacaksın değil mi? Bana bakacak, destek olacak, beni yanından ayırmayacaksın. Paul, bana ne oluyor bilmiyorum. Sanki bazen içimdeki şeytan konuşuyor. Bağışla beni, lütfen. Carrie yattı mı? Evet Chris, kendini biraz yorgun hissediyormuş. Kathy geldiğinde kendisini mutlaka uyandırmamızı istedi. Eğer gelirse. Daha önce de hiç böyle ortadan kaybolduğu olmuş muydu? Yok, hayır. İlk kez. Sabah erkenden çıktı, kararlı bir hali vardı. Şimdi ise gecenin 10:30 hala görünmedi. Üstelik de Carrie ile benim Noel tatili için eve geleceğimizi biliyordu. Hı hı. Bir haftadır sizi görmek için sabırsızlanıyordu zaten. Hep birlikte olacağımız bu geceyi iple çekiyordu. Sonra da çıkıp gitti. Başına bir şey mi geldi acaba, bir kaza filan? Hastaneyi de karakolu da aradım. Anlamıyorum, tam Noel günü nereye gitmiş olabilir? Çıkmadan önce ne yaptığını hatırlıyor musun Paul? Bilmem. Sabah gazeteye şöyle bir göz attı, sonra da hemen giyinip gitti. Bu gazeteye mi? Evet. Bir bakayım ben şuna. Ben baktım, dikkate değer hiçbir şey yok. Hele Kathy'yi ilgilendirecek hiçbir şey. Yo, yanılmışsın Paul. Cemiyet haberlerini okudun mu? Hayır, hiçbir zaman okumam. İşte Corin Winslow'la eşi bu Noel'i görkemli Foxworth malikanesinde verecekleri büyük bir davetle kutlayacaklar. Artık Kathy'nin nerede olduğunu biliyorum. Ne diyorsun Chris? Sırf bunu okudu diye mi kalktı gitti oralara? Evet, hemen gidip onu bulacağım. Gece yarısından biraz sonra burada oluruz Paul. Kathy, seni burada bulacağımı biliyordum. Kaç saattir buradayım bilmiyorum Chris. Bu lokanta yeni yapılmış. Penceresinden Foxworth çok iyi görünüyor. Üşümüşsün sen, ellerin buz gibi. Burada durup da o hayalet evin ışıklarına bakmakla eline ne geçiyor Kathy? Eski zindanımıza bakıyordum. Görüyor musun, üst kat karanlık. Tavan arasında hiç ışık yok. Ama alt kat pencereleri pırıl pırıl. Orada annemiz zengin konuklarıyla birlikte eğleniyor şimdi. Yakışıklı Bert Winslow da yanında. Kocasının ondan 8 yaş daha genç olduğunu biliyor muydun? Bize ne bundan Kathy? Ne kadar safsın. Oysa bu gerçek benim çok işime yarayacak. Evet, annem belki çok güzel. Ama ben de fena sayılmam değil mi? Üstelik çok daha genç. Kathy, sen hastasın. Bunlar normal düşünceler değil. Tabii değil. Aylarca tutsak hayatı sürdükten sonra nasıl başka türlü olabilirim? Hadi Kathy, hadi gel artık. Bak, bu gece Noel. Paul ve Carrie bizi bekliyorlar. Arabayla daha 1,5 saatlik yolumuz var. Ocakta ateş yanıyor. Henry de kestaneli hindi pişirdi. Hadi canım, hadi Kathy, hadi. Evet.
Bu gece Noel. İyi Noeller Corinne Winslow. Yakında sizinle hesaplaşacağız. Ne var? Bir telgraf. Telgraf mı? Kimden? İmza. Öldürmeyi başaramadınız bebekler. Çocuklar. Korkunç hayaletler gibi hala peşimizdeler. Evet, oku. Artık fazla sürmeyecek Bayan Winslow. Her gece yatağınıza uzandığınızda bunu düşünün. Bir gün sizi ele geçireceğim ve hep bunun için planlar yapmaktayım. Mutluluk için fazla zamanınız kalmadı. Katie'dir bunu gönderen. Chris böyle şey yapmaz. Oh, ne korkunç. Bana ne kadar düşman. Katie şeytanın ta kendisi. Daha küçücük bir çocukken bile gözüm tutmazdı onu. Hiç güvenmezdi. Anne öyle deme. Katie çok tatlı, yumuşak, küçük bir kızdı. Onu hiç sevmedim. Baksana nasıl da düşmanca yazıyor. Ama korkma Corinne, sana bir şey yapamaz. Sırf seni korkutmak, huzurunu kaçırmak istiyor. Aldırma sen. Sen güçlüsün kızım. Daha doğrusu güçlüyüz. Her şeyimiz var. Artık korktuğumuz hiçbir şey yok. Paul, bu ne sürpriz? Beni üniversitede ilk kez ziyaret ediyorsun. Merhaba Chris. Telefon etmektense gelmemin daha iyi olacağını düşündüm. Tatsız bir şey mi var? Yok, aksine. Bu sabah Katie New York'tan telefon etti. Fındık Kıran'da Clara rolünü oynamaya başlamış. İlle de gidip onu seyretmemizi istiyor. Oo, Katie ne zaman New York'ta sahneye çıksa gidip onu izlemez miyiz? Zaten gidecektik. Ama bu hafta gitmemiz için ısrar etti. Cumartesi akşamı için yerlerimizi ayırtmış bile. Sonra da kulüp 21'de yemeğe gidecekmişiz. Oo, bize ev sahibelik edecek desene. Chris, galiba bu işin içinde başka bir iş var. Ne gibi? Bizi biriyle tanıştıracakmış. Önemli haberleri varmış. Katie esrarengiz tavırlar takınmayı sever. Ne olabilir ki? Bilmiyorum. Belki hayatında biri var ama mutlu değildi sesi. O zaman hemen gidelim Paul. Katie'yi merak ediyorum. Ben de bunun için gelmiştim zaten. Hazırlanman ne kadar sürer? Yalnızca 5-10 dakika. Hadi öyleyse. Harikaydın Katie. Ailen olarak seninle övünüyoruz. Teşekkür ederim Paul. Dans ederken her şeyi unutuyorum. Kendimi öylesine müziğe veriyorum ki. Bunun için bu kadar başarılısın ya tatlım. Sabırla bekliyoruz Katie. Hani bize verilecek önemli haberlerin vardı. Evet. Birazdan buraya gelecek. Kim? Aylardır burada yalnız yaşıyorum. Yalnızlık kötü bir duygu. Daha önce yine burada oynadığım Kuğu Gölü'ndeki partnerimi hatırlıyor musunuz? Evet. Julian Markov. Romeo ve Juliet'te de beraberdiniz değil mi? Evet, işte o. Yoksa ona aşık mısın? Hayır. Keşke olsaydım Chris. Ama o bana aşık. Julian hem çok iyi bir balet hem de çok yakışıklı. İkimiz çok iyi bir çift oluşturuyoruz. Herkes öyle diyor. Katie söylesene, ciddi bir ilişki mi bu? Julian öyle olmasını istiyor. Ya sen? Bilmiyorum. Evlen onunla Katie. Mutluluğu birlikte ararsınız. Paul, içimden ağlamak geliyor. Eğer onu sevmiyorsan ne diye evleneceksin? Sırf o seni seviyor diye mi? Chris, senden çok yaşlı ve tecrübeliyim ve bütün duygularım bana Katie'nin evlenmesini söylüyor. İşte Julian geldi. Merhaba Julian. Merhaba Katie. İşte tam söylediğin saatte geldim. Sizi tanıştırayım. Aile büyüğümüz Dr. Paul Sheffield. Abim Chris Doyle. Memnun oldum. Julian Marco. Otur Julian. Tanıştığımıza çok sevindim. Ben de. Sizi sahneden tanıyorduk zaten. Onlara bizden söz ettim Julian. Evet Mr. Sheffield. Katie'yi seviyorum ve onunla evlenmek istiyorum. Ama o... Julian, onlara az önce evleneceğimizi haber verdim. Katie. Ama Katie. Evet, çok yakında. Mümkün olduğu kadar çabuk. Sen de bunu istemiyor muydun Julian? Siz, Katie Doll, iyi ve kötü günlerde, yoksullukta ve zenginlikte, hayatta ve ölümde her şeyi Julian Markov'la paylaşmayı kabul ediyor musunuz? Evet.
hastalıkta ve sağlıkta, kederde ve sevinçte beraber olmayı istiyor musunuz? Julian Markov'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Julian Markov, Katie Doll'u koruyacağınıza, seveceğinize ve ona bağlı kalacağınıza söz veriyor musunuz? Evet. Katie Doll'la evlenmeyi istiyor musunuz? Evet. Neden Katie, neden mutlu değilsin? Seni unutmak için onunla evlendiğimi anlamıyor musun yoksa Paul? Hayır, ortada hiçbir şey yok. Her şey senin kafanda yaşattığın ve asla var olmayan bir aşk yüzünden bozulamaz. Seni seviyorum Paul. Ama sen beni istemedin. Benden kurtulmak için de Julian'la evlenmemi destekledin. Katie, ben senden çok büyüğüm. Bunu en azından 50 kez söyledim. Sen anlayana kadar da söylemeye devam edeceğim. Neden beni istemedin Paul? Neden? Bak tatlım, ben orta yaşlı bir kasaba doktoruyum. Sense genç, güzel bir balerin. Julian da tam sana göre bir insan. Üstelik sana tapıyor. Beni kötülüklerden ancak sen koruyabilirdin Paul. Çünkü sana tüm kalbimle inanıyordum. Güveniyordum. Kimse sana bir şey yapamaz Kathy. Seni her zaman herkese karşı yine korurum. Anlamıyorsun. Ben sana kendimden söz ediyorum. Evet. Beni içimdeki o ikinci, kötü ve korkunç Kathy'den ancak sen koruyabilirdin. Ama bunu istemedin. Böylece sorumluluğu da almış oldun. Neyin sorumluluğunu? Yapacaklarımın. Günah benden gitti. Çünkü artık içimdeki o azgın nefret küheylanını zapt edemiyorum. Çünkü artık zincirlerini koparmak üzere Paul. Doğrusunu istersen Katie, senin şu doktordan pek hoşlanmıyorum. Benim doktor değil o. Çok sevdiğim ve saydığım bir yakınım. Her neyse işte. Eğer bir daha Claremont kasabasına gitmeye kalkarsan ben yokum. Sen bilirsin Julian, ama ben elimden geldiğince sık görmeye çalışacağım onu. Neden ondan hoşlanmadığını anlamıyorum. Sana o kadar yakınlık gösterdi. Evinde kaldığımız zaman kendi odasını bize bıraktı. Rahat etmemiz için her şeyi yaptı. Katie, ondan biraz fazla hoşlanmıyor musun? Ona bayılıyorum tabii. Paul'e herkes bayılır. Öyle iyi bir insandır ki. Ne demek istediğimi gayet iyi anlıyorsun Katie. Ona sevdalı gibi bakıyorum. Beni kör ya da aptal mı sandın? Saçmalama lütfen. Ona çok şey borçluyum o kadar. Herhangi bir şekilde borcunu ödediğine eminim. Julian! Yıllarca onun yanında kaldığını söylemiştin. Aynı evde. Paul belki yaşlı ama yakışıklı, çekici bir adam. Sense bir erkeğin hayatında tanıyabileceği en nefis kadınsın. Sahi mi? Belki annemden sonra ikinci nefis kadın. Onun kadar olamam tabii. Annenle babanın öldüğünü söylemiştin. Ama şimdi annen hala hayattaymış gibi konuşuyorsun. Öleli çok oldu. Ama yine de çok güzel olduğunu unutacak kadar değil. Katie, kocanım. En yakının sayılırım. Ama bazen benden çok çok uzaklarda olduğunu hissediyorum. Sana ulaşamıyorum. Hep benden bir şeyler gizler gibisin. Öyle esrarlı bir halin var ki. Julian, sevgilim. Onu da çekiciliğimin bir parçası olarak kabul et. Seni çok seviyorum Katie. Her şeyden daha çok. Ama sen bir kez bile beni sevdiğini söylemedin. Çok şey istiyorsun. Seninle evlendim ya, bununla yetinmeyi bilmelisin. Ama sen sevgime karşılık vermedikçe mutlu olamam ki. Üzgünüm Julian. Katie, ne kadar azap çektiğimi bir bilsen. Biliyorum Julian. Zavallı Julian. İnan bana, seni sevebilmeyi çok isterdim. Ah Bert, nerede kaldın? Bu otel odasında sıkıntıdan patlayacaktım az daha. Ah Corin sevgilim, bu New York uçsuz bucaksız bir kent. Taksi şoförleri de hiç acele işleri yokmuş gibi davranıyorlar. Ben buraya bayılıyorum ama. Bazen Green Granada'daki malikaneyi satıp burada bir ev almayı ve tümüyle yerleşmeyi düşünüyorum. Ah hayatım, sen Foxworth malikanesinden ayrılamazsın. Hem New York'a da oldukça sık geliyor sayılırsın. Evet, Bert, seni beklerken biraz şampanya içtim ve bu akşam için bir program yaptım. Önce gidip Plaza Oteli'nde bir içki içelim. Sonra da müzikal seyredelim, ne dersin? Sana bir sürprizim var. Giselle balesine 2 bilet. Bale mi? Bert, ben bir müzikal tercih ederim.
Ama bu iyi bir fırsat Corin. Giselle'de şu yeni üne kavuşan genç çift var. Katie ve Julian Markov. Onları ne zamandır seyretmek istiyordum. Doğrusu baleyi pek sevdiğimi söyleyemem. Yanlış hatırlamıyorsam daha önce baleye bayıldığını söylemiştin bana. Hatırlamıyor musun? Hani bir gün tavan arasına şöyle bir bakmıştım ve eski bale pabuçları görmüştüm. Bunların kime ait olduğunu sorduğumda da çok eskiden bale çalıştığını ama babam buna izin vermediği için çalışmalarını gizlice tavan arasında yaptığını anlatmıştın bana. Evet, evet tabii. Benim bale pabuçlarımı görmüştün. Ama insanların zevkleri değişebilir değil mi? Hadi Corin, böyle saçma bir nedenden dolayı tartışmayacağız herhalde. Hazırlan da çıkalım. Program başlamadan önce plazada bir şey içecek kadar vaktimiz var. Ne kadar başarılıydılar değil mi? Evet, evet öyle. Corin, ağlıyor musun yoksa? Biraz duygulandım. Bir de artık baleyi sevmiyorum diyordun. Şu kız Katie gerçekten büyük yetenek değil mi? Evet. Üstelik çok güzel. Bak aklıma ne geldi. Tiyatronun yardımcı müdürünü tanıyorum. Bu geceki biletleri de bana o sağlamıştı. İstersek gidip sahne gerisinde Katie ve Julian Markov'la tanışıp onları kutlayabiliriz. Hayır. Neden hayır. Ama sen sanatçılarla tanışmaya bayılırsın Corin. Hayır Bert, istemiyorum. Lütfen ısrar et. Lütfen Corin, inatçılık etme. Onları yakından görmek hoşuma gidecek. Ben kendimi iyi hissetmiyorum Bert. Lütfen otele dönelim. Lütfen hemen şimdi. Şoför bey, bizi Waldorf Astoria Oteli'ne götüreceksiniz. Başım çatlıyor. Corin, temsil sırasında bir şeyin yoktu. Evet ama hemen sonra başladı. Üstelik sen de kulise gidip balerinlerle tanışmamız için gereksiz yere ısrar ettin. Bağışla canım ama bunun senin hoşuna gideceğini düşünmüştüm. Her neyse, şimdi otelde bir ilaç alırım geçer. Ellerim buz gibi. Yoksa hastalanıyor musun? Hayır. Ama Bert, ben bir an önce Green Glenna'ya, evimize dönmek istiyorum. Nasıl istersen. Ama New York'tan çok hoşlandığını sanıyordum. Green Glenna'daki evi bile satmak niyetinde olduğundan söz ediyordun. Hem de daha birkaç saat önce. Olabilir ama şimdi ben oraya dönmek istiyorum işte. Biliyor musun, güzel kadınlar kaprisli olur sözü doğru galiba. Tabii hayatım, eğer istiyorsan yarın döneriz. Tebrikler canım. Seni bütün kalbimle kutlarım Chris. Mezuniyet töreninde bulunabilmek için bütün randevularımı iptal ettim. Törene geldiğiniz için ikinize de çok teşekkür ederim. Keşke Carrie de gelebilseydi. Aslında gelmeyi çok istedi Chris. Ama ateşi epeyce yüksek olduğundan ben buna izin vermedim. Çok iyi ettin Paul. Bünyesinin ne kadar zayıf olduğunu biliyorum. Chris. Chris, düşlerin gerçek oldu artık. Doktorsun. Daha ihtisas yapacağım, unutma. Olsun. Artık meslek hayatın başlıyor. Chris ihtisasını Boston Hastanesi'nde yapacak. İyi bir başlangıç değil mi? Ama orası çok uzak. Yok canım, sık sık görüşeceğimizden eminim. Hem birkaç ay Claremont'ta Paul'un yanında kalacağım. Ondan öğreneceğim çok şey var. Paul, sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Sen olmasaydın doktor olma düşümü hiçbir zaman gerçekleştiremezdim. Chris, senin için yaptığım hiçbir şeyi boşa çıkarmadın. Eğer bu denli başarılı olmasaydın emin ol seni hemen okuldan alırdım. İkimiz de her şeyimizi sana borçluyuz Paul. Ben de sizin sayenizde yalnızlıktan kurtuldum. Artık benim de bir ailem var, öyle değil mi? Hadi, tören sona erdiğine göre artık Claremont'a dönebiliriz. Carrie'yi daha fazla yalnız bırakmayalım. Henry de seni kutlamak için sabırsızlanıyordur. Katie, sen de bizimle eve gelebilecek misin yoksa hemen New York'a dönmek zorunda mısın? Sizinle geliyorum. Hem benim de size haberlerim var. Ya, neymiş bakalım? Birkaç ay sonra Claremont'a yine geleceğim ve uzun bir süre kalacağım. Yani yalnız başına mı geleceksin? Evet Paul, birkaç ay için. Birkaç ay mı? Katie... Julian'la aran mı açık? Yok canım. Ama dinlenmeye ve bakıma ihtiyacım olacak. Bir de çok iyi bir doktora, Paul gibi. Katie, hasta mısın? Hamile olabileceğim hiç aklınıza gelmedi değil mi? Katie, sahi mi söylüyorsun? Harika bir haber bu. Evet, bir süre baleden uzak kalacağım ama
İnsan hayatta her şeyi denemeli, öyle değil mi? Hadi eve gidelim. Bu iki güzel olayı hemen kutlamalıyız. Doğrusunu istersen Julian'ı hiç de iyi bir baba olarak düşünemiyorum. Chris, bırak şimdi. Ona bir şans ver Chris. Bakarsın harika bir baba olur belki de. Bizim babamız gibi. Yani ben şimdi teyze mi oluyorum? Keri şekerim, daha aylar var. Olsun, ne güzel. Bebek için daha şimdiden bir şeyler hazırlayabiliriz. Ne şanslıyız değil mi? Senin balerinliğin, Chris'in diploması, şimdi de bu. Sanırım tek aranızda işe yaramayan benim. Aa Carrie, sen daha çocuk sayılırsın. Büyüyünce ne istersen olabilirsin. Ben ne yapabilirim ki? Okulu bitirdiğin gün benim sekreterim olursun Carrie. Buna ister misin? Sahi mi Doktor Paul? Hem de nasıl isterim? Çok iyi öyleyse. Senin gibi bir yardımcıya çok ihtiyacım olacak. Çok teşekkür ederim Doktor Paul. Bir süre sonra Katie de gelip bizimle oturacak. Doğumunu burada yapacak. O zaman ben de burada olurum Katie. Hepimiz bir arada olacağız. Hayatımızın belki en mutlu dönemi olacak bu. Ara sıra vakti olursa Julian da gelir. Öyle bir zamanda karısından uzak kalmak istemez herhalde değil mi? Burada biz hepimiz bir aileyiz Paul. Julian ise bir yabancı. Onu davet etmesen daha iyi olur. Ama o Katie'nin kocası. Chris, lütfen onu biraz sevmeye çalış. Kusura bakma ama bir yabancının gelip kız kardeşimin bizden aldığı duygusundan kurtulamıyorum bir türlü. Ben Chris'i anlıyorum Katie. Yıllarca senin tek tanıdığın, sevdiğin, güvendiğin erkek o olmuş. Şimdi bu rolü başkasına kaptırmış gibi hissediyor kendini. Doğrusunu isterseniz sizleri hepinizi ondan daha fazla seviyorum. Bunun çok yanlış olduğunu biliyorum ama... Julian'a biraz zaman ver Katie. Kendini sana sevdireceğinden eminim. Hele bir bebek olsun da. Ama daha doğuma çok var Keti. Neden şimdiden gidiyorsun? Orada çok huzurlu bir bekleme devresi geçirebilirim Julian. New York çok gürültülü ve yorucu bir şehir. Seni çok özleyeceğim Keti. Aklım da sende olacak. Merak etme. Hem Doktor Paul hem de Chris'le Henry bana çok iyi bakarlar. 3 ay sonra karşında tombul bir Keti görebilirsin. Hiçbir şey senin güzelliğini eksiltmez. Hem evde hem de dansta seni görmemek çok zor olacak. Yeni partnerime bir türlü alışamıyorum. Yolanda iyi bir balerin. Seninle dans ettiği için de çok mutlu olduğuna eminim. O kadar uzun boylu ki onu kaldırmak için epey zorlanıyorum. Seninle olduğu gibi kimseyle uyuşamam. En çok 6 ay sonra yine birlikte dans edeceğiz Julian. Keti, her akşam telefon et. Kendine çok iyi bak. Merak etme. Sen de öyle. Hoşça kal. Güle güle. Seni seviyorum. Lütfen. Lütfen Katie, sakin ol. Otur şöyle. Ama Paul, dün gece aramadı. Oysa 20 gündür hiç aksatmadan her akşam telefon ediyordu. Sonra ben arayınca da ev cevap vermedi. Belki çok yorgundu. Telefonu fişten çekti. Tabii olabilir. Bu akşam mutlaka arar. Onu bulamıyorum. Tiyatroda bu saatte kimse yok. Of Chris, en iyisi New York'a gitmek sanırım. Deli misin sen? Bu durumda nasıl gidersin? Bilmiyorum, bilmiyorum ama bir haber almam gerek. Alo, evet, ben Doktor Paul Sheffield. Tabii bana söyleyebilirsiniz. Nasıl? Evet. Tabii, sağ olun. Julian'la ilgiliydi değil mi? Söyle Paul, ne olmuş? Yo, merak etme. Sadece biraz rahatsızlanmış. Hayır, yalan bu. Ölmüş mü? Bir kaza mı, Allah aşkına söyle Paul. Lütfen canım, bu durumda heyecanlanmaman gerek. Yemin ederim hayatta. Fakat bir kaza geçirmiş. Dün gece dans ederken sahnenin önüne fazla yaklaşmış ve düşmüş. Küçük bir kaza öyleyse. Sahneden düşmek ancak ufak tefek sıyrıklara yol açar, o kadar. Buna Yolanda neden oldu? Eğer onunla dans etmeye devam ediyor olsaydım böyle bir şey asla meydana gelmezdi. Yolanda fazla ağır. Julian onu kaldırırken dengesini yitirmiş olmalı. Neyse Katie, apar topar New York'a dönmeni gerektirecek bir neden yok ortada. Julian hastanede miymiş Paul? Evet, Memorial Hastanesi'nde yatıyormuş. Hemen orayı arayayım. Bir dakika Katie. Ne var? Hepsi bu kadar değil mi yoksa? Julian çok kötü bir biçimde düşmüş. Bel kemiği incinmiş. Dur Kedi, dur hemen paniğe kapılma. Bir binanın 6. katından değil, sadece sahneden düşmüş. Kathy, Julian'ın sana ihtiyacı olduğuna eminim. Hadi hazırlan, seni hemen New York'a götüreyim. Paul, Kathy 7 aylık hamile. Ama çok sağlıklı.
Bebek bekleyen sağlıklı kadınların yolculuk yapamayacaklarını da nereden çıkarıyorsun? Merak etme, hiçbir tehlikesi yok. Olsaydı böyle bir şeye izin verir miydim sanıyorsun? Evet Paul, hazırlanayım, gitmemiz gerek. Canın acıyor mu Julian? Hayır Kitty, ne yazık ki hiç canım acımıyor artık. Neden böyle konuşuyorsun? Anlaşılan sen doktorla konuşmamışsın Kitty. Yok, konuştum. Bana hiçbir hayati tehlikenin olmadığını, şu anda rahat olduğunu söyledi. Kitty, belimden aşağısında hiçbir his yok. Felç oldum. Julian. Evet, artık ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkumum. Oh. Bir daha hiç ama hiç dans edemeyeceğim. Sevgilim. Zavallı sevgilim. Evet, artık her şey bitti Kitty. Julian Markov yok oldu. Lütfen böyle düşünme. Yakında bir bebeğimiz olacak. Balerin olacak. Senin kadar yetenekli, harika bir dansçı olacak. Sanat hayatın onda devam edecek Julian. Artık bunun için yaşamalısın. Kendini zorlama lütfen Kitty. Beni sağlıklıyken bile sevmiyordun. Bu halime nasıl katlanacaksın? Benim için hiç fark etmez, emin ol Julian. Öyle mi? Evet. Varlığımla yokluğum hiç fark etmeyecek gerçekten. Ben aciz bir adam olarak evde yatmaya mahkum olacağım. Sense yaşamını istediğin gibi sürdüreceksin. Hizmetçiye karnımı doyurması için talimat verecek ve çıkıp gideceksin. Oh. Artık senin her şeyini paylaştığın kocan değil de varlığını yanı başında sürdürmesine katlandığın biri olacağım. Oh Julian. Oh, yok, hayır. Kitty. Ben... Kitty, artık beni yalnız bırakır mısın? Yanında olmamı istemiyor musun? Çok yorgunum. Biraz uyuyacağım. Peki canım. Sonra yine gelirim. Hemşireye de söyle, bir süre yalnız kalıp uyuyacağım. Peki canım. Oh, uyumuşum. Evet canım. Omuzuma yaslanıp bir güzel uyudun. Çok yorgundum. Seni rahatsız etmedim ya. Yo, ne münasebet. Koridordan gelip geçenler, omuzumda uyuyan melekler kadar güzel bir kadını görünce bana gıptayla bakıyorlardı. Paul, hemşirelerin, doktorların telaşla girip çıktıkları oda Julia'nınki değil mi? Evet, orada gerçekten bir şeyler oluyor. Paul, gidip bakalım. Sen dur canım. Belki içeri girmemize izin vermezler. Şu doktora soralım. Doktor. Evet. Doktor, ben Doktor Paul Sheffield'ım. Bu genç hanım da Julian Markov'un eşi. Ortada telaşı gerektirecek bir durum mu var? Artık yok doktor. Julian iyi mi? Hemşire odasına girdiğinde Julian Markov'u ölü bulmuş. Ne? Oh, daha 45 dakika önce yanındaydım. İyi görünüyordu. Ölüm nedeni ne? Julian koluna takılı serum tüpünü kesmiş. Yine hala damarında ama şişedeki serum yere akmış. Ve damarından hava girmiş, öyle mi? Öyle. Bir hava kabarcığı biz odasına girmeden çok önce kalbini bulmuş bile. Onun intihar edeceğini düşünmemiştim. Hiç değilse şimdilik. Onu tekrar görmek istiyor musun? Yok, hayır. Gidelim artık buradan Paul. Bay Markov, size şoka karşı bir iğne yapalım. Ne dersin Kitty? Hayır. Buna hiç gerek yok. Gördüğüm kadarıyla hamileliğiniz epey ilerlemiş. İsterseniz bir iki gün sizi burada yatırıp kontrol altında tutalım. Beklenmedik bir şey olursa hemen müdahale ederiz. Görünüşüm sizi aldatmasın doktor. Ben çok dayanıklıyımdır. Siz bilirsiniz. Başınız sağ olsun. Ben gerekli formalitelerle uğraşırım doktor. Bir hafta Kitty'nin buradaki evinde kalırız. İşte adres. Sağ olun. Bayan Markov, üzüntülerimi kabul edin lütfen. Tanrı sabır versin. Biliyor musun Paul? Julian en iyisini yaptı. Bunu şimdi konuşmasak ha? Ne fark eder? O durumda yaşayamazdı. Ben de günün birinde sabrımı yitirir, onu kırardım mutlaka. Kitty, kendine haksızlık ediyorsun canım. Öyle katı yürekli biri değilsin sen. Nasıl bir kadının kızı olduğumu unutma. Unuttum bile. Hadi gidelim artık.
Haftaya Claremont'a döneriz. Bundan böyle senin evin orası. Bizim evimiz. Evet Paul. Sen ne kadar karşı koyarsan koy, sanki gizli güçler bizi hep bir araya getirmeye çalışıyor. Paul, yavaş ol lütfen. Jory'yi yeni uyuttum. Merak etme Carrie. Evde bebek olmasına alıştım artık. Bebek mi? O Jory 4 yaşına bastı Paul. Ama bence o hala bir bebek. Bürodan erken ayrıldığım için kusura bakma. Ama Katie bir işi olduğunu, saat 2'de gelip Jory'nin başında bulunmamı söylemişti. Hastanedeki büromda pek iş yoktu. Sadece bir iki mektup yazdım. Carrie, hem hastanede benim sekreterliğimi yapmak hem de evde Katie'nin oğluna bakmak seni yormuyor mu canım? İki işimi de çok seviyorum Paul. Biliyorum ama bu tempoya dayanabilecek misin? Ne demek istediğini anlıyorum. Sağlıklı, normal bir genç kız değilim. Bünyem çok zayıf. Ama bu işleri yaparken çok mutlu oluyorum Paul. Mutluluk veren bir şey insanı yormuyor. Peki, sen bilirsin. Ama istersen kendime başka bir sekreter tutabilirim. Oh, yok, hayır lütfen Paul. Peki canım, peki. Sana hayır dediğimi hiç duydun mu? Katie, ne kadar geç kaldın? Oh evet. Jory uyuyor mu? Evet. Merhaba Katie. Merhaba. Oh, çok yoruldum. Senin çarşıya çıktığını sanıyordum ama elinde hiç paket yok. Yok, çarşıda değildim. Uzun zamandır aklıma koyduğum bir tasarımı gerçekleştirdim bugün. Yoksa bizi bırakıp yeniden New York'a mı döneceksin? Yok, hayır. Artık dansı bıraktığıma göre New York'a dönmem de söz konusu değil. Peki ya ne Katie? Bir ev tuttum. Burayla Green Glen arasında küçük bir çiftlik evi. Ama neden? Burada mutlu olduğunu sanıyordum Katie. Mutluyum. Sakın nankörlük ettiğimi sanma Paul. Ama böyle boş amaçsız bir biçimde yaşamaya devam edemezdim. Uzun yıllar amaçladığım bir şey vardı. Dilerim yanlış duymuyorumdur. Kerry, lütfen Paul ile beni yalnız bırakır mısın canım? Peki, gidip Jory'ye bir bakayım. Anladın değil mi Paul? Evet. Foxwood Malikanesi'ne yakın bir yerde bir ev tuttuğunu söyleyince hemen anladım. Katie, çok yanlış yoldasın. Artık kararlarımı kendim verecek kadar büyüdüm Paul. Biliyorum. Keşke seni hep burada kanatlarımın altında tutacak kadar güçlü olsaydım. İsteseydin tutardın. Karın olmayı ne kadar istemiştim biliyorsun. Ama beni reddettin. Senin gözünde küçük bir kız olarak kaldım hep. Bugün Karen'in olduğu gibi. Şimdi ise artık çok geç. Gitmem gerek. İntikam vakti geldi. Ya Jory, o ne olacak? Onu da mı peşinden sürükleyeceksin? Yıllardır içinde biriktirdiğin kinini ona da mı aktaracaksın? Onu da mı nefretine ortak edeceksin? Hayır, annem gibi olmamaya yemin etmiştim. Jory'ye çok iyi, sevgi dolu bir anne olacaktım. Sanıyorum bunu başardım da. Bugüne kadar evet. Bunu sonuna kadar götüreceğim. Jory anne sevgisiyle büyüyecek. Onu daima her şeyden daha üstün tutacağım. Ama bu ayrı bir konu Paul. Annemden intikamımızı alacağım hepimiz adına. Seni ikna etmenin imkansız olduğunu biliyorum Katie. Sadece çok üzgün olduğumu söylemekle yetineceğim. Planın nedir? Dediğim gibi evi tuttum. Hemen yerleşeceğim. Jory bazen benimle kalır, bazen de burada. Onu Carrie'den ayırırsam Carrie çok üzülür. Ama Jory her istediğinde beni yanında bulacak. Peki ya sonra? Sonra bilmiyorum. Bundan sonra kendimi Foxworth yönüne esen rüzgarların önüne bırakacağım. Beni nereye kadar götürürlerse götürecekler. Mr. Winslow. Evet Annie. Bir bayan sizinle görüşmek istiyor efendim. Çok meşgul olduğumu söylemiştim sana Annie. Peki randevusu var mı? Hayır efendim ama o kadar ısrar ediyor ki. Mr. Winslow. Buyurun. Sizi şaşırttım değil mi? Evet, itiraf edeyim, beni sizinle görüştürmesi için sekreterinize hayli baskı yaptım. Sen odana gidebilirsin Annie. Peki efendim. Sizi tanıyorum ama nereden olduğunu pek çıkartamadım. Film yıldızı mısınız yoksa? Hayır ama 4-5 yıl öncesine kadar balerindim. Tabii, nasıl da hatırlamadım. Sizi defalarca seyrettim bayan neydi? Katie Markov. Evet, okumuştum. Julian Markov 4 yıl kadar önce ölmüştü. Ben de sizinle bu konuda görüşmeye geldim Mr. Winslow. Kocamın sigorta şirketi bana hala sözleşmede yazılı olan tazminatı ödemedi. Bunun için neden bu kadar beklediniz?
Çünkü her an işin çözümlenmesini bekliyordum. Sonra bir de baktım aradan 4 yıl geçivermiş. Sigorta şirketi bunun için bir gerekçe ileri sürüyor mu? Evet, eşim hastanede serum tüpünü kendi kesmişti. Ah, yani intihar. Evet, bu yüzden parayı ödemekte tereddüt ediyorlar. Sözleşmede intiharla ilgili madde de çok açık değil. Çeşitli şekillerde yorumlanabilir. Bakın, şu anda meşgul olduğunuzu biliyorum. İsterseniz akşam bir kadeh bir şey içmek üzere buluşalım. O zaman daha rahat konuşuruz. Bilmem ki ben nasıl... Hadi yapmayın canım. Sizin karınızdan çok korktuğunuzu söylerlerdi hep. Öyle mi diyorlar? Evet. Biliyorsunuz yörenin gazeteleri ünlü Winslow çiftinden pek sık söz ederler. Adınız sosyete sütunlarından hiç eksik olmaz Mr. Winslow. Ama isterseniz size biraz yardım edeyim. Kimsenin sizi benimle görmemesi için benim evimde buluşalım. Olur mu? Hem eve geç kalmanız gibi bir durum da söz konusu olamaz. Çünkü eşiniz şu anda Teksas'ta bir güzellik kliniğinde bulunuyor, öyle değil mi? Doğrusu hakkında iyi bilgi toplamışsınız. Bayan Markov, niyetiniz nedir? Dedim ya, iyi bir avukata ihtiyacı olan dul bir kadınım ben. Evim buraya yakın sayılır, sadece 60 kilometre. Melvin Vadisi'ndeki küçük çiftlik evinde oturuyorum. Akşam saat 6:30'da sizi bekleyeceğim, olur mu? Size başka bir avukat arkadaşımın adresini vereyim. Yok, ben sizi istiyorum Bert Winslow. Çok tuhaf bir haliniz var. Esrarlı bir havanız. Biliyor musunuz, bu halinizle bana karımı hatırlatıyorsunuz. Onun da böyle sır küpü bir hali vardır. Karınızdan korkmuyorsanız bu akşam gelirsiniz. Karımdan korkmam Bayan Markov. Ama onu çok severim. İncinmesini de istemem. Şimdi anladınız mı? Melvin Vadisi. Akşam 6:30. Hoşça kalın. Bir şampanya daha? Evet, lütfen. Ben içkinizi getirirken siz de şömineye biraz daha odun atar mısınız lütfen? Akşamlar bu vadide çok serin oluyor. Tabii Bayan Markov. Kedi deyin bana. Yalnızca kedi. Buyurun, içkiniz. Teşekkür ederim. Biliyor musunuz, soluk kesen bir güzelliğiniz var. Bugün siz bürodan ayrıldıktan sonra uzun uzun düşündüm. Sizde bana son derece yakın gelen bir şey var. Sizi sadece sahnelerden tanıyor olmam değil bu. Sonunda buldum. Siz karımı andırıyorsunuz. Sahi mi? Evet. Evet. Onun çok daha genç olduğu dönemlerdeki halini. Duyduğuma göre eşiniz sizden tam 8 yaş daha büyükmüş. Onu yaşlı bulmadığınıza göre çok şanslı bir kadın. Evet, benden epey büyük ama çok güzel, çekici ve zariftir. Çok da şık giyinir. Üstelik de bu kadar zengin olması ne şans değil mi? Ne demek istediğinizi anlıyorum. Hemen şunu söyleyeyim ki Kathy, karımla parası için evlenmedim. Eğer 5 parası olmasaydı onunla yine de evlenirdim. Altın gibi bir yüreği vardır karımın. Hasta ve yaşlı olan kocasına nasıl şefkatle, bağlılıkla baktığına tanık oldum. Eski eşi Fransın West'in son aylarını büyük bir huzur ve mutlulukla geçirmesini sağladığı gibi onu hiçbir zaman aldatmadı. Çok soylu, fedakar, gerçek bir hanımefendidir o. Sevgili Bert, size böyle diyebilirim değil mi? Avukatlık yerine reklamcılık konusunda uzmanlaşmayı neden denemediğinizi merak ettim doğrusu. Kızmayın canım, şaka yapıyordum. Artık bir an önce konuya girseniz iyi olacak. Şu sigorta konusu. Unutun onu Bert. Bu beni buraya getirtmek için düzenlediğiniz bir oyundu değil mi? Sigorta şirketi gerçekten beni zora koşmuştu ama sonradan her şey çözümlendi. Şu halde bana gelmenizi gerektiren bir sorun yoktu. Yok, hayır. Öyleyse neden geldiniz? Bakın Kathy, benden ne istiyorsunuz? Bildiğim kadarı bu soruyu daha çok kadınlar erkeklere sorar. Sizin öyle her önüne gelen erkeğe ilgi duyacak bir kadın olduğunuzu sanmıyorum. Neden benimle bu kadar ilgileniyorsunuz? Kim bilir? Belki sizi seçtim. Niçin? Hangi amaçla? Kuzum, siz kimsiniz? Karınız beni çok iyi tanır Bert. Bunu niçin ona sormuyorsunuz? Bu işe onu karıştırmayın. Neden? Onu bu kadar üstün mü buluyorsunuz? Doğrusunu isterseniz evet. Kathy, artık gitmeliyim. Bu durum beni çok tedirgin etmeye başladı. Gitmeniz gerekmez Bert, daha çok erken. Hem karınız da burada olmadığına göre neden telaş ediyorsunuz? Karımın bir annesi var, yaşlı bir hanım. Evet, Amanda. Demek onu da tanıyorsunuz.
Gazetelerde okumuştum. Bir süre önce felç geçirdi. Yürüyemiyor, konuşamıyor. Yatalak yani. Eşime o yokken annesine çok iyi bakacağıma dair söz verdim. Evde hizmetçiler yok mu? Var tabii. Hatta bir de hemşire var. Ama bu insanlar ben evde yokken ona gereken ilgiyi göstermeyebilirler. Ne kadar düşüncelisiniz. Pekala Bert Winslow, gidin. Ama yine geleceksiniz. Eminim. Allah'a ısmarladık. Eğer delikanlı olsaydım böyle oyunlardan hoşlanırdım belki. Hadi canım, çok gençsiniz siz. Hele Bayan Winslow'a göre. Bert, sevgilim. Seni çok özlüyorum ama burada kalışımı biraz daha uzatacağım. Çünkü uzun ve yoğun bir cilt bakımı kürü uyguluyorlar. Bu arada tam 6 kilo verdim. Gördüğünde beni tanıyamayacaksın. Çok incelmiş ve gençleşmiş bulacağına eminim. Çok iyiyim. Kendine iyi bak ve uslu ol. Her şeyi senin için yapıyorum. Yakında yine yazarım. Hoşça kal sevgilim. Corin. Sevgili Corin, seni çok özlüyorum. Aslında gençleşmek ve daha da güzelleşmek için oraya kadar gidip bütün bu sıkıntılara katlanmana hiç gerek yoktu. Çünkü sen genç ve güzelsin. Seni olduğun gibi seviyorum. Ama eğer için daha rahat edecekse orada istediğin kadar kalabilirsin. Kendimi işlere vermiş durumdayım. Ama anneni de ihmal etmiyorum. Çok iyi bakılıyor. Seni sevgiyle öperim. Bert. Kathy, Kathy lütfen yapma. Sana beni dinlemen için yalvarıyorum Kathy. İlk kez birine yalvarıyorum, inan. Senin huzur bulmanı istiyorum. Üzgünüm Paul. Ama artık geri dönemem. Oğlun, kardeşin, hepimiz buradayız. Seni de aramızda görmek istiyoruz. Chris de yakında bizi ziyarete gelecek. Bizimle kal, intikam tasarılarını unut. Eğer öcümü alamazsam mezarımda bile rahat edemem Paul. Ama böyle mutlu olamazsın ki. Mutlu yaşamın sırrı unutmak ve bağışlamaktır. Yanılıyorsun. Annem bugün çok mutlu. Oysa senin yasalarına göre kendi çocuklarına öylesine acımasız davranan, hayatından silen bir kadının mutluluğa hakkı olmaması gerekirdi. Ama onun bu güzel hayatına ben son vereceğim. En çok sevdiği varlığı elinden alacağım. Onun kıvrandığını, ağladığını, ıstırap çektiğini göreceğim. Bunu isteyecek kadar kötü olamazsın. Bak yine yanılıyorsun. Tabii kötüyüm. Çünkü onun kızıyım. Amanda gibi bir cadının da torunu. Kötülük tohumları Chris'e ve Carrie'ye geçmemiş Paul. Ama bana geçmiş. Rüzgarda savrulan gül yapraklarının her biri bir yana düşer. Kötülük de gelip beni bulmuş. Hani Jory'e çok iyi bir anne olacaktın? Hani onu yanından ayırmayacaktın? Yakında onu yine yanıma alacağım. Ama daha vakit var. Gitme Kathy. Burada kal. Sizi bırakıp gittiğim için çok aptal olmalıyım. Ama başka türlüsü içimden gelmiyor Paul. Allah'a ısmarladık. Pekala. Ama ne olursa olsun bana ihtiyaç duyduğun anda buradayım. Ve sana her zaman yardıma hazırım Kathy. Bunu unutma. Hoş geldin Bert. Araba sesini mi duydun? Arabanı daha vadiye çıkarken gördüm. Pencerede seni bekliyordum. Geleceğimden bu kadar emindin demek. Elbette. Ben değildim. Ama tuhaf bir şey beni sana doğru çekti sanki. Kathy, söylesene bana. Büyücü müsün? Öyle de diyebilirsin. Hadi gel içeri. Ateşi yaktım ve sadece şamdanları. Bize yeter değil mi? Umarım pişman olacağım bir şey yapmıyorum. Bu ışıkta gözlerin tıpkı bir panterinkiler gibi parıldıyor. Corin'in sana duyduğu tutkuyu tahmin edebiliyorum. Sen de bu ışıkta tıpkı ona benziyorsun. Ondan çok gencim. Bu müzik. İkimiz için aldım bu plağı. Şeytanın dansı.
İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Corinne'den başka hiçbir kadına böylesine güçlü bir istek duyacağımı sanmazdım. Belki de ona olan aşkın bitti artık Bert. Her şeyin sonu vardır, bilirsin. Oh, bilemiyorum. Kafam çok karışık. Katie Markov, sen şeytanın ta kendisisin. Tabii öyleyim. Sana büyülü elmayı sundum ve sen de alıp yedin. Yalnız anlamadığım bir şey var. Her erkeğin aklını başından alacak kadar soluk kesici bir kadınsın. Neden ille de ben? Neden beni seçtin? Öyle gerekiyordu. Ama seni gerçekten sevmeye başlıyorum Bert. Buysa hiç hesapta yoktu. Baksana, bana biraz ondan söz et. Karımdan mı? Evet. Dedim ya, onu tanıyorum. O da beni tanır. Çoktandır değişmiş olmalı. Hala esrarlı bir havası var mı? Hı? Onun senden bir şeyler gizlemiş olabileceği aklından geçmiyor mu hiç? Yok, Corinne'e güvenim tamdır. Yalnız bir takım duygularını benden saklıyor olabilir. Ne gibi? Ben onun üçüncü eşiyim. Fransa'dan önce oldukça yoksul biriyle evliymiş. Belki de o ilk eşine olan duygularını unutmadı. Bunu da nereden çıkarıyorsun? Yatak odasında her zaman kilitli tuttuğu bir çekmece var. Onun duygularına saygım vardır. Herkesin en çok sevdiği insandan bile gizlemek istediği bazı özellikleri olabilir. Odaya ansızın girdiğim birkaç sefer onu büyük bir albüme bakarken yakaladım. Beni görünce albümü hemen o çekmeceye kaldırıp kilitliyordu. Gözlerindeki yaşları da çabucak kuruluyordu. Demek gözlerinde yaşlar vardı. Bu çok eğlenceli işte. Yok, bence değil. Onu böylesine duygulandıran resimlerin ne olduğunu bilmiyorum ama ilk eşiyle ilgili olduğunu sanıyorum. Şu senin sözünü ettiğin mavi kapaklı, üstünde yaldızdan kocaman bir kartal resmi olan albüm olmasın sakın. Evet. Evet, tıpkı tarif ettiğin gibi. Fakat sen nasıl bilebilirsin? Sana o kilitli çekmeceyi açmanı ve o albüme bakmanı öğütlerim dostum. Hayır, hayır. Corinne kendi isteğiyle bana onu göstermedikçe asla böyle bir şey yapmam. Erkeklerin ne kadar budala olabileceklerini şimdi daha iyi anlıyorum. Onu çok seviyorsun, öyle mi Bert? Evet, seviyorum. Bana biraz geç ve tereddütlü cevap verdiğin gibi geldi. Corinne'e eskiden sırılsıklama aşıktım. Şimdi belki biraz değiştim. Bert, artık onu eskisi gibi sevmiyorsun. Ama bunu kendine bile itiraf etmek istemiyorsun. Suçluluk duyuyorsun. Bana inan Bert. Corinne'e olan aşkın artık bitti. Bitti. Sen genç, çekici, sağlıklı bir erkeksin. Soyunu, adını devam ettirecek bir çocuğun olmasını istemiyor musun? Bunu hiç düşünmedin mi? Yapayalnız bir ağaç gibi kuruyup gidecek misin? Karın sana bir çocuk veremez, değil mi Bert? Katie, sen gerçekten şeytanın ta kendisi olmalısın. Kendimden bile gizlemeye çalıştığın duygularımı nasıl anlıyorsun? Evet. Başlangıçta bundan hiç rahatsız olmuyordum. Corinne bana çocuk sahibi olmasının imkansızlığını anlatmıştı. Bu sadece Fransa'nın vasiyeti gereği değildi. Eğer Corinne anne olabilseydi, kuşkusuz tam 12 yıl boyunca evli kaldığı ilk kocasından çocuk dünyaya getirebilirdi. Evet Katie, bir çocuk istiyorum. Ama Corinne'i üzmemek için bunu ona hiç belli etmedim. Çünkü onun elinde değil. Zavallı Corinne. Ona acıma Bert, asla. Çünkü o... Evet? O başkalarına hiç acımadı. En çok sevmesi gerekenlere bile. Ne demek istiyorsun? Zamanı gelince öğreneceksin. Ama daha vakit var. Sen de Corinne gibi esrarlı davranmaktan çok hoşlanıyorsun. Onun hoşlandığı birçok şeyden hoşlanıyorum. Ve onun sevdiği erkeği seviyorum. Katie, sana söylemiştim. Aramızda gerçek bir ilişki hiçbir zaman olamaz. Sana karşı ne duyarsam duyayım hiçbir zaman birleşemeyiz. Buna inanıyor musun? Öyleyse neden bana geliyorsun? Neden uslu uslu oturup kayınvalidenin o acınası varlığının yanında geçirmiyorsun akşamlarını? Katie, sana hiç ümit vermedim. Corinne yakında dönünce birçok şey değişecek. Kendini buna hazırla. Evet, çok şey değişecek. Ama senin sandığın biçimde değil. Bert Winslow, sana harika bir sürpriz hazırlıyorum. İyice emin olduğumda söyleyeceğim. Sürprizlerden nefret ederim. Buna bayılacaksın. İnan bana. Beni nasıl buldun Bert? Farkında mısın, yüzümü de gerdirdim. Corinne, buna hiç ihtiyacın yoktu sevgilim. Ama şimdi çok daha genç durmuyor muyum? Harikasın.
Her zamanki gibi. 9 kilo verdim. Herkes ancak 25'inde gösterdiğimi söylüyor. Oh Bert, beni seviyorsun değil mi? Tabii Corin, tabii seviyorum. Ama akşam üzerleri arabana atlayıp yalnız başına dolaşmayı tercih ediyorsun. Niçin birlikte gitmiyoruz? Sevgilim, işlerim bu ara çok yoğun. Emin ol, ıssız kır yollarına çıkıp arabayı bir kenara park ettiğim zaman çok daha iyi düşünebiliyorum. Bu alışkanlık sana ben Teksas'tayken gelmiş olmalı. Tabii, beni 3 ay yalnız bıraktın. Ah, bir daha bırakmayacağım. Ah, sana henüz Noel'le ilgili tasarlarımdan söz etmedim değil mi? Bak canım, Noel'de büyük göz kamaştırıcı bir davet vereceğim burada. Foxworth Malikanesi'nde şimdiye kadar verilenlerin en görkemlisi. Çok iyi. Tabii iyi. O zamana dek pek ortalıklarda görünmeye niyetim yok. O gece bu gençleşmiş halimle ortaya çıkacak ve herkesi şaşırtacağım. Herkes Corin ve Bert Winslow'un birbirine ne kadar yakıştığını, ne şahane bir çift oluşturduğunu konuşacak. Bert, beni dinlemiyorsun sen. Hı? Ha, bağışla canım. Başım biraz ağrıyor da. En iyisi ben çıkıp biraz dolaşayım. 2 saate kadar gelirim. Evet, senin bebeğini taşıyorum Bert. Ve onu dünyaya getirmeye kararlıyım. Ne inanılmaz şey. Kitty, bak, yine de makul olmalıyız. Makul olmak mı? Ne demek bu? Baba olmaktan vaz mı geçeceksin? Kitty, seni seviyorum. Tanrı tanığımdır ki çok seviyorum seni. Çocuğu da istiyorum. İstemez olur muyum hiç? Ama Corin'i bırakamam asla. Beni sevmekten başka hiçbir suçu olmayan o kadını bırakamam. Ondan ayrılıp benimle evlenmeni istiyorum. O kadının sana verebileceği hiçbir şey yok. Bunu bilmiyor muyum sanıyorsun? Ama onu bırakamam. Corin'in tüm hayatı benim üzerime kurulu. Ve de serveti üzerine. Zengin olmak suç mu? Hayır. Ama bu uğurda feda ettiklerini bilsen. Oh, bana inanmayacaksın biliyorum. Gerçeği ateşte kızdırılmış bir bıçak gibi yüreğine sokmadıkça bana inanmayacaksın. Ama bunu da yapacağım. Kuşkuya asla yer bırakmayacak bir biçimde bunu da yapacağım. Kitty. Kitty, artık sensiz yaşayamayacağımı biliyorum. Bu ilişkiye hiç girmemeliydim. Ama böyle olacağını nereden bilebilirdim ki? Sadece biraz gönül eğlendirecektin değil mi? Karın yokken boşluğu dolduracak, can sıkıntısını giderecek bir ikinci kadın. Peki ya sonra? Sonra beni sevdin. Hayat sürprizlerle doludur Bert. Şimdi de bu çocuk. Evet, senin çocuğun. Hiçbir zaman sahip olmayı ümit dahi edemediğin çocuğun. Söylesene, geceler boyu bunu düşünmedin mi? Acaba nasıl bir şey olurdu diye merak etmedin mi hiç? Evet, onu istiyorum. Seni de. Ama ya Corin? O ne olacak? Şu ara öyle mutlu ki Noel'de evde büyük bir balo vermeyi planlıyor. Küçük bir kız gibi sevinçle, neşeyle oradan oraya koşup hazırlıklarını tamamlıyor. Ona ne söylerim? Pekala Bert, onu bırakma. Ben buradan çekip gider, başka bir yerde bebeğimi dünyaya getiririm. Biliyorsun küçük bir oğlum var, kardeşi olmasını her zaman isterdi. Sen burada kal, Corin'in dizi dibinde. Çocuğunun nasıl bir şey olduğunu, ne yaptığını hiçbir zaman bilmeyeceksin. Yok hayır, buna dayanamam. Git artık Bert. Ne karından ne de çocuğunla benden vazgeçiyorsun. Zayıf erkeklerden nefret ederim. Evet, sen ancak öyle bir kadının yönetiminde yaşamaya layıksın. Kitty, Kitty, seni çok seviyorum. Güle güle. Noel gecesine kadar. Noel gecesi buluşamayız. O gece gelemem. Merak etme, gelecek olan benim. Foxworth malikanesini dolduracak o kadar kişinin içinde davetsiz bir misafire de yer bulunur elbet. Kitty, hayır sakın ha. Noel gecesi buluşmak üzere Bert. Oh, Corin Winslow'un davetleri ne kadar muhteşem oluyor değil mi şekerim? Hele bu Noel balosu. Tanrım, şu salonun haline bak. Şu kristal avizelerden dökülen ışıklara, büfenin zenginliğine, beyaz eldivenli garsonların gümüş tepsiler içinde sundukları içkilere bak. Krallara layık bir balo. Corin'in de güzelliği üstünde. Yüzünü yeni gerdirmiş diyorlar. Hiç belli değil. Şekerim, insanın kocası kendinden 8 yaş daha küçük. Üstelik de böylesine yakışıklı olunca gençliğini korumak için her şeyi yapar elbette. Bak geliyor işte. Oh,
Tuvaleti de bir harika değil mi? Nasıl, eğleniyor musunuz? Şu tarafta da bir büfe hazırlandı, buyursanıza. Oh Corin, ne güzel bir Noel bu. Kimsenin davetleri seninkilerle boy ölçüşemez. Teşekkür ederim, izninizle. Bert, karın bir mücevher gibi parıldıyor bu gece. Gerçekten öyle. Hey Bert, şuraya bak. Merdivenlerin üstünde duran şu kadın da kim? Bir an onu Corin sandım ama değil. Ona çok benziyor ama bu daha genç. Olamaz. Kathy bu. Şuraya bakın. Merdivenin üstündeki yeşil tuvaletli kadına. Corin'in bir kopyası sanki. O da kim? Yapayalnız orada durmuş, gülümseyerek bakıyor. Corin sürprizlere bayılır. Konuklarını eğlendirmek için bir numara hazırlamış olmalı. Merdivenlerden ağır ağır iniyor. Sizler eğlenmenize bakın lütfen. Hadi canım, büfeye buyurun şöyle. Herhangi bir davetli işte. Mutlu Noeller. Sayın davetliler, hepinize mutlu Noeller. Bu da kim böyle? Ne oluyor kuzum? Sizlere kendimi tanıtayım. Adım Kathy Markov. Eskiden balerindim. Evet, hatırladım tabii. Kocası intihar eden. Sahi. Şimdi tanıdım. Ama önemli olan daha öncesi. Çok yıllar önce adım Kathy Doll'du. Corin ve Stephen Doll'un kızlarıyım ben. Yani bugünkü soyadıyla Corin Winslow'un. Deli mi ne? Corin'in kızımız yok ki. Corin Winslow'un çocukları olduğundan hiçbirinizin haberi yoktu değil mi? Oysa onun tam 3 çocuğu var. Ben, abim Chris ve küçük kardeşimiz Kerry. Peki bizi neden herkesten sakladı dersiniz? Hayır, gerçek olamaz bu. Fakat baksana ona ne kadar benziyor. Çünkü zengin olmayı istiyordu. Serveti çocuklarına tercih etti. Hem de onları tavan arasına kilitlemek pahasına. Evet, zengin ve yaşlı kocasının mirasına konabilmek için 3 çocuğunu çatıya kilitledi. Olacak şey değil. Evet, gerçekler inanılmayacak kadar korkunç. Hepinizin tanıdığı, hayranlık duyduğu Corin, para uğruna öz çocuklarını aylarca hapsetmiştir. Havasız bir odada yaşamaya mahkum çatı fareleriydik biz. Ne perdeyi açabilir, ne odamızdan çıkabilir, ne de yüksek sesle konuşabilirdik. Birer hayalettik sanki. Annemin gözlerini kamaştıran o servetle arasındaki tek engeldik. Aman tanrım, ne korkunç. Corin'e bak, yüzü bembeyaz. Neredeyse düşüp bayılacak. Evet, eğer bu doğru olmasaydı bu kadar etkilenmezdi. Sosyetenin bu tanınmış hanımefendisinin gerçek yüzünü göstermeyi istiyorum sizlere. Bayanlar, baylar, Corin Winslow'un iğrenç hırsını, şeytana sattığı ruhunu tanıyın. Çocuklarını bu kadar kolayca feda eden başka bir anne daha gördünüz mü? Bu güzel yüzün, ışıltılı mücevherlerin, bu soylu davranışların arkasındaki canavar kadını tanıyın. Sayın davetliler, bu oyunumuzdan çok etkilenmiş olduğunuzu görüyorum. Evet, karşınızdaki eski balerin Kathy Markov. Karımın uzak bir akrabasıdır ve ona çok benzer. Bu yüzden bu geceye renk katması için onunla bu oyunu düzenledik. Şimdi artık lütfen eğlencenize devam edin. Kathy çok başarılıydın doğrusu. Hadi artık kütüphaneye gel de sana olan borcumu ödeyeyim. Kolumu bırak Bert. Kathy, burada ne işin var? İçeri nasıl girdin? Mutfak kapısı açıktı. Unutma, bu evi çok iyi tanırım. Burada yaşamıştım bir zamanlar. Saçmalama. Bu yalanlara inanacağımı mı sanıyorsun? Bütün istediğin ortalığı karıştırmak değil mi? Onun kızıyım. Corin benim annem. Sen defol buradan. Seni tanımıyorum bile. Öyle mi? Doğurduğun, büyüttüğün çocuğunu tanımıyorsun ha? Bu kadını buradan çıkartın. Bert, çabuk emir ver bunu buradan atsınlar. Neden bu kadar telaşlanıyorsun? Neden böylesine vahşileşiyorsun? Çünkü korkuyorsun. Evet, işte felaket günün geldi anne. Her şeyin bir sonu vardır. Seninki de bu gece. Buradan git, yalancı. Corin sevgilim, sakin ol lütfen. Ona inanmıyorum tabii. Bu kadar aptal olamazsın Bert. Halini görmüyor musun? Rengine bak, yaprak gibi titriyor. Gözlerine bak, anlamıyor musun Bert? Hayır, kimse çocuklarına böyle bir şey yapamaz. Ama o yaptı. Francine West çocuksuz bir kadın istiyordu. Bu yüzden büyük annem Amanda ile bizi çatıda saklamayı planladılar. Adam ölünce oradan çıkacaktık. Ama bizi hiçbir zaman çıkartmadılar. Seninle evleneceği zaman annem bizi bu kez de başka bir evde sakladı. 6 aylık bir esaretten sonra nihayet kaçtık. Hayır olamaz. Corin, Kathy, gelin kütüphaneye girelim. Yoksa büyük bir rezalet olacak. Gelin. Sayın konuklar, lütfen eğlencenize devam edin. Biz de birazdan aranızda olacağız yine. Gel Corin, gel Kathy. Kathy,
Keti, senin yapmak istediğin şeyi biliyorum. Karımdan ayrılmamı sağlamaya çalışıyorsun. Fakat sana bunun imkansız olduğunu söylemiştim. Ona inanmıyorsun değil mi Bert? Bert, doğum sertifikalarımız var. Üstelik küçük bir araştırmayla gerçeği öğrenebilirsin. Virginia Nüfus Dairesi'ne git, orada kayıtları gör. Corin ve Steven Doll'un 3 çocuğu orada kayıtlı. Annem bizi Queen Victoria Hastanesi'nde dünyaya getirdi. Oradan da soruşturabilirsin. Demek bütün bunlar kanıtlanabilir ha? Evet. Bir gün içinde her şeyi öğrenebilirsin. Corin, doğruyu söyle bana. Gerçeği araştırdığımda Kathy'nin sözlerinin doğru olduğunu anlayacak mıyım? Cevap ver. Evet. O benim kızım. Ve ondan başka 2 çocuğun daha var öyle mi? Ve sen onları çatıya kilitledin. Yoksulluktan bıkmıştım. Başka çarem yoktu. Francis'ın ölümünden sonra da seni yitirmemek için buna devam etmek zorunda kaldım. Corin, ne inanılmaz şey. Bana doğruyu anlatabilirdin. Seni çok sevmiştim. Çocuklarını da kabul ederdim. Ama o zaman mirastan vazgeçmem gerekecekti. Seninle paran için evlenmedim Corin. Meteliksiz de olsan evlenirdim seninle. Paranın benim için o kadar önemi yoktu. Ama onun için vardı. Onun ne biçim bir insan olduğunu anlamıyor musun Bert? Demek öz çocuklarına bunu yaptın ha. O kadar şefkatli, insancıl sandığım Corin, seni en çok bunun için sevmiştim. Evet, evet, bağlılığın, yumuşak, cömert yüreğin, soylu ruhun için. Hı. Tanrım, ne korkunç bir kabus bu. Evet Bert, perdeyi aralamamıza bile izin verilmezdi. Artık büyük anne bize doğru dürüst yemek de getirmez olmuştu. Belki de bizi öldürmeyi planlıyorlardı. Annem son 4 ay içinde bir kez bile bizi görmeye gelmemişti. Bert, bunu senin için yaptım, seni yitirmemek için. Yok Corin, paranı yitirmemek için. İstediğin an abim Chris'i ve küçük Carrie'yi de görebilirsin Bert. Onlar da sana benim anlattıklarımı anlatacaklardır. Zavallı Carrie o zaman küçücük bir çocuktu. Havasızlık ve gıdasızlıktan hastalandı. Gelişemedi ve hep öyle ufacık kaldı. Corin, sen bir canavarsın. Aa, Bert, dinle beni. Onları o evden gizlice kaçıracaktım. Keti, eğer kendiliğinizden kaçmasaydınız sizi bırakacak ve yanınıza bol bol para verecektim. Şimdi buna inanacağımı mı sanıyorsun? Peki bunu yapmak için neden o kadar bekledin? Annem engel oluyordu. Çocuk değildin, hiç olmazsa bizi serbest bırakabilirdin. Ama o zaman gerçek bir gün ortaya çıkardı. Tehlikede olurdum. Yine de bunu göze almıştım. Gerçek yine de ortaya çıktı Corin. Ama ben bir canavar değilim Bert. Aslında hep vicdan azabı çektim. Geceleri çocuklarımı düşünür, uykularım kaçardı. Düşlerimde görürdüm onları. Oh Keti, bunca yıl sonra niye yaptım bunu? Ben hep bu an için yaşadım anne. Ay, işte istediğine de eriştin. Git artık Keti. Bert'le yalnız konuşmak istiyorum. Her şeyi düzeltmeye, kendimi bağışlatmaya çalışacağım. Keti bir yere gidemez Corin. Çünkü o benim sevgilim. Ve benim çocuğumu taşıyor. Ne? Onunla tanıştığımızı fark etmedin mi? Aylardır ilişkimiz var. Onu seviyorum. Kathy'yi alıp buradan gideceğim. Sonra da çocuğumuz dünyaya gelecek. Hayır. Bana bunu yapamazsınız. Beni bırakamazsın Bert. Bağırma böyle. Yeterince rezalete neden olduk onu zaten. Onu benden alamazsın Kathy. Alamazsın. Bir yılansın sen. Seni dünyaya getirdiğim güne lanet olsun. Lanet. Corin dur, kendine gel. Nereye gidiyorsun? Tavan arasına gittiğine eminim. Bert, konuklara ne diyeceksin? Onlara bir açıklama borçlu değil misin? Kathy, seni alıp buradan hemen gideceğim. Foxworth'a gelmişken bir de büyük anneyi görmek isterdim. Artık o konuşamayan yatalak bir kadın. Zaman bizim öcümüzü almış demek. Ama konuşmasa da beni duyacağına eminim. Ona da söyleyecek sözlerim var. Kathy sevgilim, bu kabuslu gece sona erdiğinde ikimiz buradan gitmiş olacağız. Annem bunu önlemek için elinden geleni yapacaktır. Artık annen bitti, tükendi. Bize hiçbir şey yapamaz. Ne oluyor? Yangın mı? Kapıları aç. Çıkalım buradan. Olamaz. Salon duvar içinde. Şu çatıdan hale bak. Geliyor. Çatı çabuk, tutuşmuş Bert. Çabuk dışarı çık. Gidip Corin'i bulayım. Corin. İçeride kimse kaldı mı? Hayır. Herkes çıktı. Bert, biz doğu merdivenlerden çatıya çıkarken gördüm. Bert, biz doğu içeride kaldı. Hayır, işte bakın geliyor. Corin. Bert. Oh, Tanrım çok şükür. Herkes burada mı? Evet, merak etme. Bert,
Annem içeride kımıldayamaz, yanacak. Hemen gidiyorum. Hayır Bert. Bert! Neredeyse çökecek, içeri giremezsin. Çıldırmış, içerideki her kimse çoktan boğulmuş olmalı. Anne Bert! Anne! Bert içeride kaldı. Evet, ölecek. Anne, bunu sen yaptın. Onu Amanda'yı kurtarması için içeri yollarken biliyordun. Evin çökeceğini biliyordun. Yangını da sen çıkarttın. Aman arası, çocuklarım orada. Çocuklarımın ruhları için mum yapmak istedim. Onunla gitmeme sadece dayanamayacağın için ölmesini tercih et. Çatıda çocuklarım var. Onları kurtarın. Kiri daha 4 yaşında. Anne kendine gel. Çocuklarım. Anne çatının anahtarını ver. Yanacaklar. Bu kadın deli, ne dediğini bilmiyor. Çıldırdı. Anne. Kedi. Anne. Kiri. Anahtarı bulamıyorum. Geliyorum, sizi kurtaracağım. Her şey olup bittikten sonra Bert'i büyük annemi kucaklamış vaziyette büyük holde bulmuşlar. Oh Chris, ne felaket bu. Artık düşünme Kathy, hepsi bitti, geçti. Annemi görmeye gittin mi? Evet, ömrünün sonuna kadar Fairfax'taki akıl hastanesinde kalacak. Seni tanıdı mı? Ya hayır, öyle oturup hiç konuşmadan bomboş gözlerle bakıyor. Ama şu bir ay içinde sanki 20 yıl yaşlanmış. Sanırım kütüphaneden fırlayıp çıktığı an aklını oynatmaya başlamıştı. Yangını da o vakit çıkardı. Foxford malikanesi ile birlikte o eski korkunç anılar da yok oldular Kathy. Artık bizim geçmişimiz yok, geleceğimiz var. Senin için evet Chris. Ama ben ne yapacağım? Küçük Jory, 4 ay sonra dünyaya getireceğim Bert'in çocuğu ne olacak? Paul onca korkunç olaya ve şoka rağmen çocuğu düşürmemiş olmama hayret ediyor. Sen de bundan böyle çocuklarını büyütür, mutluluğu onlarda ararsın Kathy. İki çocukla Paul'ün başına bela olmak istemiyorum. Buradan gidip başımın çaresine bakmalıyım. Sanırım benden söz ediyorsunuz. Oh, Paul gel. Chris'le dertleşiyorduk biraz. Gitmek istediğini söylüyordun, duydum. Paul, ikinci çocuktan sonra burada barınmam çok güç. Hem herkese nasıl açıklayacağım? Babası kim diyeceğim? Kathy, senin sorunlarına daima bir çare bulmaz mıyım? Oh. Seni böyle bir durumda bırakacağımı nasıl düşünebilirsin? İzninizle ben biraz çıkayım. İkinizin konuşacak bir şeyleri varmış gibi. Pekala Chris, yemekte konuşuruz. Görüşmek üzere. Kathy, uzun yıllar hep bana gerçekten ihtiyaç duyacağın zamanı bekledim. Sanırım işte o zaman şimdi geldi. Artık huzura ve güvene ihtiyacın var. Maceraya, aşka ve heyecana doymuş olmalısın. Çok yorgunum Paul. Karanlık bir odada günlerce uyumak istiyorum. Neler duyduğunu anlıyorum Kathy. Benim gibi bir kasaba doktorunun genç bir kadına verebileceği şeyler ancak huzur ve şefkattir. Bunu ister misin? Kathy, benimle evlenir misin? Oh Paul. Paul, seni severken, o kadar isterken neredeydin? O zaman sen sadece macera istiyordun Kathy. Bir de beni elde etmek. Bana ihtiyacın yoktu. Ama sanıyorum şimdi var. Paul, hemen evlenelim. Çocuğunu nüfusuma yazdıracağım. O bizim olacak Kathy. İyi ki sen varsın Paul. Sen olmasaydın ne yapardım ben? Bu pazar evlenmeye ne dersin? Evet Paul. Oh, teşekkür ederim. Her şey için Paul. Biliyor musun Kerry, sen dünyanın en mükemmel çocuk bakıcısısın. Jory'e de küçük Nick'e de bayılıyorum Kathy. Böyle çocukların olduğu için çok şanslısın. Şekerim, sen ve Henry olmasaydınız ne yapardım? Ben çocuk bakmasını hiç beceremiyorum. Henry ile ben sana fırsat vermiyoruz da onda. Hepimiz acıktık, gidip Paul'e söyleyeyim. Verandada oturuyor. Paul, oh, affedersin, uyuyor muydun? Yok, hayır canım.
Eylül güneşinde burada böyle gözlerim kapalı oturmayı seviyorum. Hayatım da artık epey kısıtlandı. Çalışamıyorum, gezemiyorum. Ancak böyle tembel tembel oturuyorum işte. Sevgilim, bu geçici bir şey. Henüz kalp krizi geçireli bir ay oldu. 6 ay sonra yine eskisi gibi olacaksın. Umarım olurum canım. Senin gibi hayat dolu genç bir kadının kocası en azından sağlıklı biri olmalı. Çocuklar nerede? Jory arka bahçede oynuyor. Nick de uyuyor. Kathy, mutlu musun sen? Evet Paul. İki sağlıklı çocuğum, fevkalade bir kocam var. Carrie yanımda. Chris'i de sık sık görüyorum. Bu kadarı yetmez mi? Bilmem. Umarım yetiyordur canım. Yemeğe gelmeyecek misin Paul? Yok. Şimdi canım bir şey istemiyor. Belki daha sonra. Peki. Henry'e söyleyeyim, Jory ile Carrie'ye bir şeyler hazırlasın. Paul gelmiyor mu? Henüz istemiyormuş. Gidip bakayım, belki Nick uyanmıştır. Ben bakarım, sen Jory'yi bul, çok acıkmıştır. Ha Carrie, Paul'e sor bakalım bir bardak süt içer mi? Oldu. Paul, bir bardak süt. Paul? Paul! Hayır! Kitty, Kitty, çabuk buraya gel! Carrie, ne oluyor? Bak, Paul! Aman Tanrım! Paul! Ölmüş. Carrie, neden Boston'da Chris'in evinde bizimle birlikte oturmak istemiyorsun? Artık birbirimizden başka kimsemiz yok ki. Hayır, ben burada kalacağım Kathy. Paul'un evinden başka hiçbir yerde oturmak istemem. Ama burada sıkılırsın. Sonra çocukları da özlersin. Tabii onlar da seni. Sana öylesine alışıklar ki. Sık sık sizi görmeye gelirim ama Claremont'ta kalacağım. Pekala. Ben de Boston'da özel bir bale okulu açmak için hazırlıklarımı tamamladım. Böylece Chris'e yük olmam. Bir gün dansa döneceğini biliyordum. Sadece öğretmen olarak. Yine de boş oturmaktan çok daha iyi. Chris'in ev şehirden uzak, değil mi? Evet. Sanırım hepimizin şehir dışında ıssız büyük evlerde oturmaya merakı var. Ama gider gitmez bir araba alacağım. Şehre onunla inerim. Senin daima kendine yeni bir hayat kurma konusundaki yeteneğine hayranım Kedi. Keşke ben de öyle olabilseydim. Ama Carrie, bu evde anılarınla baş başa kalırsan geçmişin izlerinden kurtulamazsın ki. Galiba kurtulmayı da istemiyorum. Bu evde her an Paul'un hayali var. O bizim her şeyimizdi. Burada onunla yaşayacağım Kedi. Hoşça kal canım. Hepimiz seni çok arayacağız. Biliyor musun Chris? Bugün birazcık yaramazlık yaptım. Çok hoş bir adamla tanıştım. Öyle mi? Evet. Bale okulumdaki çocuklardan birinin babası. Karısı ölmüş. Dostlarından duyduğuma göre yeniden evlenmek istiyormuş ama çocuksuz bir kadın olmalıymış bu. Kızına rakip istemiyor herhalde. Kathy. Evet canım. Bak, düşündüm ki bu neden ben olmayayım? Senin çocukların var Kathy. Evet ama bilmesi gerekmez ki. Hiç değilse bir süre için. Sonra yavaş yavaş alıştırarak ona gerçeği açıklarım. Kathy, ne oluyor sana? Bu sabah tavan arasına çıktım. Ne var bunda? Oraya iki yatak koydurmuşsun Kathy. Niçin? Bilmiyorum. Öyle koydurdum işte. Belki günün birinde gerekebilir diye. Neden gereksin, neden? Lütfen bağırma Chris. Mutfakta da bir piknik sepeti duruyordu. Ha? Öyle mi? Onu aldığımın farkında değilim. Bugün almış olacağım. İçinde ayrı ayrı bölmeleri olan bir piknik sepeti. Tıpkı Amanda'nın bizler için almış olduğu gibi. Kathy, bunları neden yapıyorsun? Oh Chris. Chris, korkuyorum. Bazen rüyada geziyorum sanki. Sanki geçmiş korkunç bir düşü yeniden yaşıyorum. Sanki ben Corin'im. Amanda'nın kızı. Çatıya iki yatak konması için hizmetçiye emir verdiğimi hatırlamıyorum. İnan hatırlamıyorum ama sonra onları görünce hatırladım. Sepeti de unutmuştum. Oh Chris. Chris, neden yapıyorum bunları? Kathy, Kathy canım. Bilinçaltında hep o günlerin dehşetini yaşıyorsun demek ki. Çocuklarımı seviyorum Chris. Ben asla onlara öyle bir şey yapmam.
Yapmam değil mi? Hayır, yapmazsın. Sen onun gibi olamazsın. Ama çok korkuyorum. Annem gibi canavar, hasta bir ruh taşıyor olmaktan korkuyorum Chris. Biliyorsun, rüzgarda savrulan gül yapraklarının her biri bir yere düşer. O kötülük tohumlarının da benim ruhuma düşmüş olmasından korkuyorum Chris. Kathy, sen iyisin. Bana inan. Ve çocuklarını her şeyden daha çok seviyorsun. Evet. Evet. Ama bazen içimde tüyler ürpertici bir şeyin kımıldadığını, bana egemen olmak istediğini de duyuyorum. Güçlü olmalısın Kedi. Herkesin içinde hem iyilik hem de kötülük filizleri olabilir. Önemli olan ikincileri dal budak salmadan yok etmek. Senin iyi yanların var. Olanca gücünle onlara sarıl. Sonunda bu yanının kazanacağından eminim. Evet. İçimdeki o karanlığı ışıkla dolduracağım Chris. Bunu yapacağına inanıyorum Kedi. Güçlüsün sen ve başaracaksın. Evet Chris. Başaracağım. Rüzgarda Gül Yaprakları adlı sürekli oyunun 12. ve son bölümünü dinlediniz. Pazartesi günü bir başka oyunda buluşmak umuduyla.